oldu. Sağlık, sıhhat, afiyet, bereketin evinizden, yuvanızdan, bedeninizden eksik olmadığı bir cuma diliyoruz, bir ömür diliyoruz. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim gönlümüzün muradını ihsan eylesin. Amin. Kuluz, dünya hayatı bir imtihan hayatı. Her gün doğanlar kadar vefat edenler de var. Bizim de bu ara eniştemin kardeşi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İhsan Karataş. Karabük'te. Gece yatıyor. Sabahleyin hanımı geç kaldın, kalkmadın diyor. Bir şey yok muymuş? Hiçbir şey yok. Sağlık sıkat yerinde. Hiç, her şey yerinde. Kaç yaşındaymış hocam? İşte 60'lı yaşlardaydı. Sabah bakıyor, cansız bedeniyle karşılaşıyor. Uyku apnesi falan demişler. Nefessiz kalmış. Uyku apnesi son derece ciddi bir rahatsızlık. Evet, aslında. Şimdi onu da korusun. Duamıza katalım inşallah. Katalım bugün hocam. Duamız, o zaman duayla başlayalım. Duayla başlayalım. Özel bir dua mıdır bu? Nasıl bir dua? Cuma yapacağız? Günleri zaten duanın kabul olduğu bir an var ya. Her saat var mı? İkindiye kadardır. Perşembe ikindiden başlar veya akşamdan başlar der bazı alimler. Cuma günü ikindi namazına kadar. İkindi vaktine kadar cuma duası sanki yapılır. Bizde cuma namazı kılındıktan sonra cuma bitiyormuş gibi algılanıyor. Öğle namazı, cuma namazı ikindiye kadar kılınabiliyor ya. Ondan dolayı ikindiye kadar devam eder. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Ya Rabbel Alemin Ya Rahmer Rahimin. Bizleri affeyle. Kusurlarımızı bağışla. Sırat-ı müstakimden ayırma. Ya Rabbi doğruları görmeyi nasip eyle. Amin. Yanlıştan, kötü alışkanlıklardan bizleri, evladımızı muhafaza eyle. Amin. Memleketimize, milletimize güç kuvvet ihsan eyle. Amin. Bolluk bereket ver, sağlık afiyet ver. Evlerimize huzur, mutluluk nasip eyle. Amin. İş arayan kardeşlerimize hayırlı helalinden kazanacakları işler nasip eyle. Amin. Eş arayan kardeşlerimize hayırlı kısmetler, nasipler nasip eyle. Amin. Evlat isteyen kardeşlerimize hayırlı evlatlar ihsan eyle. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlere deva, zorda olanlara kolaylıklar nasip eyle Allah'ım. Amin. Bütün ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin, hasreten İhsan Karataş'ın da ruhunu şad eyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla müjdeleniyoruz pazartesi günü, Mevlid-i Nebi gecesi. Ya Rabbi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle. Onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. Amin. Alemlere rahmet olarak gelen Seyyidül Mürselin, Resulü Sakaleyn, İmamul Müttakin, Hatemün Nebiyyin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mahşer günü şefaatine nail eyle ya Rabbi. Amin. Cennette ona komşu eyle Allah'ım. Duamızı Amin. Kabul eyle. Amin. Cuma günü yapılan makbul dualara ilhak ile şu anda yaptığımız duaları müstecab eyle. Amin. Gönlümüzden geçen hayırlı muratlarımızı, beklentilerimizi, umutlarımızı sen bizlere nasip-i müyesser eyle Allah'ım. Amin. Zorları kolaylaştır. Amin. Uzakları yakınlaştır. Amin. Gönlümüzden nefreti, kini ya Rabbi temiz eyle. Arınmayı, durulmayı, senin rızanı kazanmayı nasip eyle. Amin. Ahlakımızı güzel eyle. Sözlerimizi tesirli eyle. Amin. Kalbimizi nurlandır. Kötülüklerden uzaklaştır. Amin. Şeytan ve nefsin eline bırakma Allah'ım. Kur'an'ı okumayı anlamayı nasip eyle. Amin. İbadetleri hakkıyla yapmamızı nasip eyle. Amin. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha. Amin. Bütün dualarınız kabul olsun. Hocamla konuşurken hiç bilmediğim bir şey öğrendim. Yani çok şey öğrendim hocamdan ama bugün özellikle Peygamber Efendimizin annesinin nasıl vefat ettiğini, o sırada Peygamber Efendimizin nerede olduğunu, kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Hangisini biliyorsunuz? Yaşını biliyorsunuz. Kaç yaşındaydı annesi vefat ettiğinde? 6. 5. Peki hocamıza soracağım ama ben bunu bilmiyordum. Öyle bir yerdeymiş ki annesi vefat ettiğinde insanın yüreği paramparça oluyor. Duyacaksınız biraz sonra. Bu arada arkadaşlar dün gece sabaha kadar cennet tepesinde dualarıma karşılık veren Allah'ım diyor. Kim? Hani geçen hafta gidecek eviniz, açacak kapınız, gidecek işiniz olmayacak demişti ya. Bu kişinin mesleğinden dolayı bu kadar ciddiye alındı. Çünkü ona çocuklarımızı emanet ediyorduk bir taraftan. Şimdi de diyor ki... Pazar mı demişti kıyameti? Evet.
Pazar, bugün Pazar Cuma. Demişti. Yani 5 gün geçti. Bayağı geçti. Hı. Ama şimdi yeni bir bilgi gelmiş. Hı. Sabaha kadar cennet tepesinde dualarıma karşılık veren Allah'ım bize ikinci şans verdi diyor Emre Bey. Yeni gelen vahiy de 12-12-2018'e kadar gemi yapmamı söylüyor. Büyük tufan kopacak, küresel bir kasırgayla gelecek ve bu son şansımız. Bana inandığınız için sizleri seviyorum demiş. Yorumlar efsane asıl alttaki. Onları da okuyacağım. Ben asıl sizin yorumunuzu merak ediyorum. Evet. Ama hocam, madem pazartesi kandil, biz şimdiden kandil simidi yapsak mı acaba? Yapılır. Kandil simidi hem ağzı tatlandırıyor hem de tabii bir ikram için, o günün en güzel ikramı mesela. Mahyalar yanıyor. Kandil yanması, zaten kandil oradan geliyor. Aslında o gece önemli. Resulullah Efendimiz'in doğduğu gece. Geceyi ilan etmek için biz kandil yakıyoruz. Kandil dediğimiz o mahyalar vesaire, minarelerde yanıyor kandiller. Ramazan'ın geldiğini nasıl? Ramazan da öyle. Cuma geceleri de öyle. Ondan dolayı kandil gecesi diyoruz. Kandiller yakıldığı için. Peki hocam, simidi oruç tutulur mu diye de soracağım ama bir mutfağımıza gitsek mi Elif'e de merhaba Pazartesi diyelim? Pazartesi oruç tutulur mu, konuşalım onu. Konuşalım. Tamam. Buyurun hocam. Elif'im. Merhaba. Hoş geldin canım. Kuzum. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay Daha gelsin. Ben hoş geldim. Kolay gelsin. Cumaları da iyi oldu. Bak böyle geldin. Peki. Kandil simidi ve un helvası yapacağız. İsteyen irmik helvası da yapabilir ama un helvası daha çok seviliyor. Ve daha çok hani dağıtılan, kandillerde dağıtılan bir helvadır un helvası. Onun için un helvası yapalım dedik ama kandil simidi gevrek gevrek, çıtır çıtır nasıl olacak? Hemen yapacağım. İçine sirke koyacağız. Sakın unutmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Kandil simidi sirke. Evet. Siz yerken fark etmiyorsunuz ama içinde sirke var demek ki hocam. Hani gevrek gevrek oluyor ya, ağızda dağılıyor. O gevrekli o mu veriyor? Hem tereyağı veriyor hem sirke veriyor hocam. Gevrek. Hemen başlayayım mı Zahide'ciğim? Başla kuzum Sevil. Bunun şeyini göremiyorum, kütüphanesini bir Hakan Bey'e sorar mısın? Bak açıyorum ama fotoğraflar görünmüyor. Çektiğimiz videoyu gönderecektim ama eğer onu hemen gönderebilirsek. Hemen. Kendi sinifini, sanki sinifi ne ya? Simidini tarife başlarken. Hemen başlıyorum. Yoğurt, biraz tereyağı. Sen şöyle görme diye ben şu kısmını kapatıyorum. Bir şey demiyorum artık. Simit bunlar böyle çıtır çıtır oluyor ya. Kaç kişilik bu, kandil simidi? Bu biraz özellikle ekip kalabalık diye hocam biraz fazlalaştırdım. Yani 20 kişilik olacak, 20 tane çıkar mı? Çıkar, fazla çıkacak. Daha fazla çıkacak. Ay, tereyağı hesap edeceğim de şimdi yarım kilo 250 gram tereyağından fazla hocam, oluyor. Hocam görmeyin dedim ama baksa siz... bu sefer ben bir şey demedim. Evet. Görüyor musun, hocam söylüyor. Vallahi. Siz de onu mu söylüyordunuz? Ben yağı çok fazla şöyle bazen kullanıyor gibi oluyoruz. Evet. Görmesin diye onun için kapatıyorum. Tamam. Yoksa aslında 250 gram ya da 225 gram normalde daha fazla, yani 30 tane 35 tane için yapıyorum. Siz evinizde 125 gram yani 2-3 çorba kaşığıyla da yapabilirsiniz. Şöyle de sirke koyalım birazcık. Yumurta kırdık öyle mi? Yumurta, sirke, yoğurt, biraz şeker koyuyoruz. Şeker mutlaka olmazsa olmazı, evet. Aslında tuzlu ama yine de içine şeker koyuyoruz. Tuzunu da koyuyoruz. Hani tadı tuzlu diyorlar ya hocam, herhalde bu. Aynı tarifte şeker de var, tuz da var. Ben ilk defa kandil simidi seyrediyorum. Öyle mi? Yapımını gerçekten mi? Sever görüyorum. Misiniz yemeği? Tabii çok severim. Çok bakalım severim. İnşallah ağzınıza layık bir kandil simidi i̇nşallah. Olur. Kandil simidi yapmak, dağıtmak... sevaba girer mi? Şimdi bunlar her biri aslında bu etkinlik, bunlar o geceyi hatırlatıyor. Yani bir yere gittiğinizde mesela kandil simidi alıp götürürseniz, evinize gittiğinize götürürseniz o gecenin hem çocuklar için ayrı bir heyecanı oluyor. Hem de siz o kandil simidiyle, hatta işte pastaneler, fırınlar falan kandil simidi bulunur yazıyorlar. Hı-hı. İlan etmiş oluyorsunuz. Yoksa o gece simit yemezseniz herhangi bir sevabınız eksik olmaz. Yapıp konu komşuya dağıtmak da çok hoş. O her güzel. Zaman ikram zaten. İki şey yapın, aranızdaki sevgi artsın diyor Peygamber Efendimiz. İki şey. Sevgiyi, muhabbeti artıran iki şey var. Biri selam, diğeri ikram. Hmm, selam verin ve ikram edin. Evet, selam verin. Bak ne ikram güzel. Yapın. Selam verin, ikram bu edin. Bu iki şey kandil simidi de ona dahildir. İşte aşure günü aşure dağıtılır mesela. Hmm. Onlar ikramdır. Bizim örfümüz olmuş. Peki hocam, şimdi sorayım, kandil günü pazartesi oruç tutmanın ayrıca bir sevabı var mıdır? Peygamber Efendimiz tutar mıydı? Şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama diyorlar ki ya Resulallah, senin doğum gününü biz anmıyoruz. Doğum gününle ilgili herhangi bir anma yapmıyoruz diye soruluyorlar. Hı hı. Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif, sahih Müslim'de. Hı hı. Resulullah Efendimiz de diyor ki ben pazartesi doğdum. Pazartesi, perşembe de oruçlarına devam ediyorum.
bir anlamda aslında o pazartesi doğuşunu da biz pazartesi oruçlarıyla hatırlamış oluyoruz. Dolayısıyla yani pazartesi ve perşembe tutabiliyorsanız pazartesi, eğer. Perşembe tutabiliyor. Ve bu sene de çok daha tevafuk etti. Mevlid gecesi de pazartesiye tekabül etti. Yani o enteresan. Yüzden oruça da tekabül etmiş oluyor. 12. gecesini biz kutluyoruz. Aslında 12. Rebiülevvel'in 12. gecesidir doğumu. Fakat pazartesidir. Ama 12 Rebiülevvel her sene pazartesiye gelmez. Ama bu sene bu öyle sene bir farklılık geldi. Var. Bu sene peki, pazartesi. Peki. Oruçlu olmanın faydası var. Sünnet Allah'ım oruçlarınızı kabul etsin inşallah şimdiden. Amin. Tarifi baştan bir söyler şimdi misin? Şimdi kandil simidi yapıyoruz. Gevrek gevrek olması için içine mutlaka sirke koyun derim. Ben şimdi eldivenimi çıkartacağım. Neler koyduk içine? 2 tane yumurtanın sarısını koydum. Ama 1 yumurtanın tamamını da koyabilirsiniz. Onu hemen söyleyeyim. Bu arada Zahide'cim sen üzeri için şey yaparken ben bir elimi yıkayayım. Çünkü içi pudralı ya eldivenlerin. Aha. Üzeri için yumurta akı ve birazcık pekmezi karıştıracağım. Bu ne? İşte o öyle bir... Simitleri böyle burada mı yapacağız? Evet evet şöyle yumurta akı. Karıştırmak için değişik bir şey olsun. Bunun ne kadarını koyacağım? Biraz az koyacağız, çok koymayacağız. Yani aşağı yukarı bir çorba kaşığı kadar bir renk versin diye. Normalde koymuyorlar ama... Ay koyalım ya, bu çok güzel oluyor. Evet, çok farklı bir renk almış oluyor. Benim yumurta akı... Benim öğrendiğim bir şey bu. Üzerine sürüyorlar değil mi? Evet evet. Yumurta akı. Yumurtayı şeyi tutması için. Simidin susamını tutması için. Susamı da kavurdum. Normalde beyaz susam satılıyor biliyorsunuz. Kavrulmuş susam da satılıyor bir ama. Bir ara haber olmuştu. Susam çok bağlandı falan diye. Simitçiler zam yaptı. Evet, evet. Fırınlar diye. Düştü mü acaba fiyat? Vallahi çok fazla düşmedi. Susam biraz evet pahalı ama aşağı yukarı bir kase kadar yeterli olabiliyor. Hani çok fazla miktarda kullanmayacağız zaten üzeri için. Ya da en kötü yarısı susamlı, yarısı susamsız olsun mesela. İsteyen o tarafından, isteyen çörek o tarafından. Çörek otlu da yapabiliriz aslında. Çörek otlu da olur. İstersen çörek otu da var. Çörek otu da kullanabiliriz. Şimdi bu hamurda neler var hemen söyleyeyim. Zahide üzerini yaparken üzeri için pekmez ve yumurta akını karıştırıyor şu anda. Kandil simidinde de aşağı yukarı 250 gram tereyağı kullandık ama siz 125 gram kadar kullanabilirsiniz. Hani ev halkı daha azsa yani 8-10 kişilik yaparsanız 125 gram olabilir. Bir tane yumurta koyarsınız o zaman. Ama şimdi ben 2 yumurta sarısı kullandım. Sonra mahlep kullandım. Mahlep gerçekten evet evet. Mahlepsiz bir kandil simidi düşünemiyorum. Çünkü asıl kokusunu o veriyor. Ve sirke. Hocam. Mahlep. Nasıl güzel kokuyor. Çok salep canı istiyor insanın. Evet. Tuz ve şeker de koyduk içine. Gayet güzel bir hamur oldu. Yavaş yavaş. Ben hiç kandil simidi içine mahlep bilmiyordum bak. Bilmiyordum. Şeyde de açmalarda da çok güzel oluyor aslında. Bazı açmalarda çok güzel bir aroma veriyor. Ay, bak oldukça kokuyor. Yumuşak güzel bir hamur yaptım. Salep kokuyor daha doğrusu. Tam kokusu salep. Şöyle. Ay ne güzel bir hamur oldu öyle. Yumuşacık bir hamur yaptık. Tereyağı, yumurta sarısı akını üzerine kullanıyoruz. Sonrasında şeker, mahlep, sirke, tuz evet ve hemen şöyle unla beraber yumuşak bir hamur yaptık. Şimdi bu hamurdan şöyle istediğiniz büyüklükte hemen şöyle kandil simitlerini yapabilirsiniz. Küçük mü olsun hocam, büyük mü olsun? Nasıl istersiniz? Küçükler güzel oluyor. Küçükler güzel oluyor. Evet. O zaman küçücük yapalım. Çok şöyle. Da küçük olmasın. Yani doyursun şöyle. Bu arada kabartma tozu da koyduk içine. Yani onun iki için tanesi doyursun. Bir tanesi doyuracak. Kabartma tozu da koyduğumuz için kabaracak. Şu iyi midir hocam? Biraz daha büyütebiliriz. Daha sonra büyümeyecek değil mi bu? Biraz kabaracak. Kabart. İçinde kabartma tozu da var. Şöyle yaptık. O güzel. Güzel değil mi? Evet. Bebeği küçük mü oldu ya? Seninki çok küçük oldu Zahide'ciğim. Çok küçük oldu. Evet. Biraz. Tamam, bir tane böyle nazar olsun. Bu arasın olsun o zaman. Ay evet. Daha yiyemiyor tabii çocuk da bunu. Sizin torun nasıl hocam? Torunlar daha doğrusu. Torunlar maşallah. Bu sene maşallah size torun bereketli geldi. Sene. Evet. Güzel, hepsi iyiler elhamdülillah. En küçüğü Mihrimah Sultan. Oo. Güzel biraz, bir ismi var. Dün TÜYAP fuarını, çocuklar hepsi kitap fuarını gezdiler. Ay ne güzel. Mustafa ne Efe kadarlık yurt oldu şimdi hocam? Mustafa Efe büyüdü artık maşallah. Büyüdü. Ha? Ne kadarlık oldu? 2 ayı geçti. Maşallah. Ay dede olmak nasıl bir şey hocam ya? Hep çok güzel. Annelere babalara soruluyor da dede ya da olmak çok güzel. Anneannelere babaannelere. Allah onların, bize de nasip eder onların güzel inşallah. Kokusu var ya şöyle bağrına basıyorsun, okşuyorsun, kokluyorsun. Of bütün her türlü stres gidiyor. Kucağınıza alıyor musunuz böyle, ilgileniyor musunuz? Tabii. Gece kalkar mıydınız mesela çocuklarınıza bakmak için? Gece mi? Hı hı. Yani gece de kalkardık.
gecesi gündüz yok ki, çocuklar için hep onlar için koşturuyor. Hayır, yani beyler bazen mesela ay kapıyı kapat falan diyor hanımına, ya da git orada bak diyor, ben sesini duymayayım diyor. Tam baba baba ama. Tabii biz çok gürültü oldu. Üçü de bir yakındı yaşları. 300 gibi büyüttük biz çocukları. Ya. Şimdi benim ondan dolayı çocuk gürültüsüne karşı hiç alerjim yok. Ha, biliyorsunuz zaten gürültüyü. Ya gürültü olsun, ben duymam zaten. Çocuklar, ha, o böyle mesela şarkı... burada 30 tane çocuk gürültü yapsın, beni hiç rahatsız etmez. Gitti mi? İnan öyle. Yani şeyde de, konferanslarda da bazıları çocuklara sus falan diyor. Ben diyorum ben onu duymuyorum. Sen sus deyince anladım çocuğun gürültü yaptığını. Mesela hocam siz camilere çocukları getirin, çocuk gürültüsünden rahatsız olanlar olmayın deyip de özellikle camideki görevli abilerimize söylediğiniz için pek çok çocuk şimdi daha rahat camiye gidiyor bence. Onlar çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuğu camiden. Çocuklar, hanımlar camiye gelecek. Siz de cumaya gidin dedim. Hakan nerede? Hakan kendi gidiyormuş. Ha. Cumaları hanımlar da gitsinler. Hanımını da evet. Tabii. Cumada aslında hanımlara yerler ayrıldı. Camide, bayramlarda, cumalarda hanımlar için özel yerler var. Özellikle tabii, şehirlerde. Ben de hep onu diyorum. Yani cumanın sevabını beyler tabii daha mı çok alıyor camiye? Hem sevap için, hem de cuma günü bir mesaj veriliyor. Hutbesi var, vaazı var. Ondan mahrum kalmasın hanımlar da. Aslında o vaazı böyle camilerden verilse, minarelerden okunsa yani, biz de duysak onu. Hutbeler mi? Hutbeler. Ya ezana, ezana tahammül edemeyen var. Sen hutbeleri ya camilerden verdireceksin. Ne bileyim, olursa hocam, güzel olur da şöyle de olabilir. Ben imam arkadaşlar şunu söyleyeyim. O gün, o hafta okunan hutbeleri mahalleye yazılı olarak gönderin mesela. Dağıtsınlar. Dağıtın. Bu ne hafta güzel olur. Veya beylere çıkışta verilir yazılı olarak. Evlere evlerinize götürün çocuklar, hocam, hanımlar. Bunun içine atabilir misiniz? Onu, şunu. Evet. Tamamını. Tamamını lütfen. Şu içine atın. Siz de tereyağı acısınız ya. Hocam sormayın, ben neler çekiyorum bak hafta içi. Ya ama helva tereyağsız olur mu? Sözünüzü kestim olmaz, ama yok, bir anlamda helva gerçekten yapayım. Olmaz. Yok, tereyağını seviyoruz. Evet. Seviyoruz ve da. Helva da tereyağıyla daha güzel oluyor. Eve masraf çok çıkarma. Birazcık bir da sıvı yağ koyacağız bulursak, hocam. Sen bunu nasıl böyle eline bulaştırmadan yapabildin ya? Çünkü senin elin şimdi yumurtalı ya. Ha, ondan yarısı olmadı yeter, değil mi? Yarısı yeter değil mi? Bak, yarısı yeter. Senin gibi yarısını döktü. Bak. Ya. Bak. Ya annem derdi ki, kız kardeşlerim evdeyken, onlara derdi ki evlenince görün bensiz derdi. Böyle bol bol dökebilecek ya, misiniz derdi. Tabii. Onun para olarak hesabını yaparsan aylık bütçede ne oldu? Dur ben şöyle geçeyim. Neyse, tamamını istemiş herhalde. Yok ben. Yok, hiç fark etmez. Tamam hocam. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Vallahi lezzet aşağı yukarı aynı oluyor. Kimse anlamıyor. Tereyağı muhteşem bir şey ama bir yağ yağ. Yani her durumda yağ kalori demek. Zeytin, ama lezzetli demek. Zeytin yani. Tabii bir taraftan lezzetli demek. Benim kız kardeşimiz Selime'nin eşi inanılmaz yağlı yiyor. Biraz da kilolu. Selim'e vazgeçiremiyor şimdi kız kardeşim. Niye? Çünkü annesi öyle alıştırmış. Tabii. Çok yağlı yemeği alıştırmış. Şimdi aynen, bizimkinin yemekler kuru kuru geliyor. Şöyle, şimdi harcayacağınız zaman köyde çalışanlar, çiftçiler, inşaatta çalışanlar, bunlar eritiyorlar. Ha tabii. Ama bizim gibi masa başında gittiği yere araçla gidiyorsa, yürümüyorsa onlar yağ zor oluyor. Yakamaz ki bunları. Değil mi? Aynen öyle. Çok yüksek. Şimdi helva için ne yaptık? Tereyağını koyduk, sıvı yağını koyduk. Niye sıvı yağ koyuyoruz? Tereyağı yanmasın diye, hem daha da lezzetli olsun diye. Bir yandan da şerbet yapacağız. Çünkü helva, evet onun kenarlarını ben sana getireyim. Helva genelde şerbetli olun biliyorsunuz. Şöyle çevireyim de onlar birbirine bununla mı yapsam acaba? Şu, evet evet. Ha, onunla karıştıracağız. Yaşayın hocam. Tamam, burada da şerbetini yapacağız. Şerbeti için aslında birçok kişi sadece sütle yapıyor ya da suyla yapıyor. Ben ikisini de karıştıracağım. Yani hem süt hem su. Hem süt hem su. Evet. Şöyle bunun içerisine oradan hocam şöyle süt ve suyu ve şekeri burada hocam. Size burada yakın. Evet. Su, süt. Suyun hocam tamamı helal mı? Edin. Tamamını. Biraz dökün birazcık daha dökün. Evet. Yeterli. Sütü de dökeceğiz. Şekeri de koyacağız. Bismillah. Ama evet, süper. Hani falan izliyor değil mi hocam bizi? Ya orada yapıyorsun, evde niye yapmıyorsun diyeceksin. De ben bizim evde hemen hemen şeker yok. Gerçekten yıllardır, güzel. Yıllardır doğru düz pek ekmek yemiyoruz, şeker kullanmıyoruz. Ama helvayı da yani şeker birazcık azalttım hatta. Tamam, az koyun isterseniz. Ama hocam bu sefer de şey olmasın. Ya bu helva değil mi? Helva şeker ister. Helvaya mecburen. Şimdi buradaki püf noktası da şeker eriyinceye kadar Zahide'cim karıştıracağız. Hı. Ama sonra fokur fokur kaynatmayacağız. Aslında hem şerbeti sıcak olabilir hem soğuk olabilir. Ben ikisini de denedim. Şimdi hocam unu alacağız içine.
Size çok yoruyorum ama sen yağ eridi. Sen bayağı hocama yaptırıyorsun valla. Aynen valla. Onu dökeceğiz hocam yavaş yavaş. Bereketi bol olsun. Evet haydi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzelce. Bismillah. Pazartesi günü. Besmele oldum bereket olur. Kandil. Evet. Bu arada hocamın da programı var hocam. Evet. Çukur'dan hemen sonra mı başlıyorsunuz? Show TV'de bizden sonra inşallah. Ha. Pazartesi hemen başlıyoruz. Süper inşallah biz de ekran karşısında sizi izliyor olacağız. Çünkü alemlere rahmet Peygamber Efendimiz geldi dünyaya. Onun gelmesi hakikaten bir rahmet. Şimdi biz tabii buradan bakınca elhamdülillah hazır bulmuşuz Müslümanlığı. Birçok şeyi biliyoruz. Asıl o zaman inanan Müslümanlar. Tabii yani inananlar. O zaman kadınlar kızları öldürüyorlar. Diridir toprağa gömüyorlar. Köleler satılıyor. Düşün köle pazarları var. Bir insanın köle olması ne kadar acı bir şey ya. Hiçbir özgürlüğün yok. Hiçbir özgürlüğün yok. Hayatın boynunda yuları insanı düşün. Ya. Boynu, ayaklarında prangalar sürükleye sürükleye götürüyor. Biz şimdi bunu hayvana yaptıkları zaman nasıl zulmedersin? Kırbaçlarla insan çalıştırıyorlar. Ya. O dönemler yani. O dönemde gelmiş ve bir de şu var. O dönemde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik gelmeden önce 5 yıl bunun ıstırabını çekiyor. Bu nasıl insanlık diye çile çekiyor. Yani bir türlü o toplumun içerisinde durmak istemiyor. Yani kendini dağlara vuruyor. Mağaraya kapanıyor. Bu insanlık olamaz diye. 5 yıl boyunca sık sık gidiyor geliyor. Çünkü insanlık değildi onun döneminde. Yani gerçekten. Dişsiz canilik. Bir insan onu kardeşleri yerde diyor ya. Safahat'ta Mehmet Akif Ersoy. Geldiği dönemde. İnsanlar gözleri kararmış birbirini yiyen caniler şeklindeydi. Öyle bir topluma geldi. Kız çocuktan diri diri gömüyor. Hiç acıması yok. Kadın hiç yok. Hiç. Kadının toplumda yeri yok. Ancak çok asil bir sınıf zenginse, soyluysa yani onlar söz sahibiydi. Ticarette falan da kadın ticarette yok. Vardı. Ha, var mı? Şöyle vardı. Yani ticaret işte Hazreti Hatice annemiz de evlenmeden önce de Hazreti Hatice'nin ticaretinde çalıştı Peygamber Efendimiz. Hmm. Yani böyle asil kadınlar kendi ticaretlerini yapabiliyorlardı. Paralı olan mı yani? Paralı olan. Onun dışındakiler güçlü yok olan, neredeyse. Güçlü olanlar öyleydi. Ne kadar zor şartlar. İyi ki bu zamanlarda doğmuşuz. Şimdi yani. Biz tabii İslam'ın şartını biliyoruz. Camilerimiz var, minarelerimiz var. Ezanlar okunuyor. Çocuklarımız doğunca kulağına ezan okuyoruz. İsmini koyuyoruz değil mi? Şimdi evet, bunlar evet. Bildiğimiz şeyler. Ama bir de düşünün bunların hiçbiri bilinmeyen bir dönem. Karanlık bir dönem. İşte o zaman için aydınlık. Bir geleceği gösterdi Peygamber Efendimiz. Şimdi bugün bizim videolarda da var. Ben gördüm başlıklarına bakarken. Hı hı. Mesela Hindistan'da kendilerini ineklere ezdiriyorlar insanlar. Ay o görüntüyü hemen verelim. Hemen verelim. Hazırlayın şimdi arkadaşlar. Ben böyle ineklere, bir şey görmedim ya. Ya bir insan inek sürüsünün altına girer mi yani? Kendisine? Nasıl bir akıldır değil mi bu? Akıl yok, akıl tutulması. Bu neden? Aynı cahiliye dönemi işte. O cahiliye döneminde de böyle. Cahiliye döneminde Kur'an'a baktığımız zaman mesela belli başlı develerin dokunulmazlığı var. Ne özelliği var o devenin? O deve işte 5 yaşını doldurmuş dişi deve ise kutsal sayılıyor. Onu çalıştırmıyor. Hmm. İyi bari hayvanı eziyet etmiyorlar ama. Hayır hayvan şöyle. Kutsallaştırmak hayvan başka eziyet bir şey. Etmek başka. Hayvanı kendi niçin yaratıldıysa o şekilde kullanmak başka. Hmm. Mesela siz hayvan süt veriyor değil mi? Hı hı. Ben bunun sütünü içmiyorum diyorsunuz mesela. Şu anda bu arada sizin az önce söylediğiniz görüntüleri görüyoruz. Hem, Hindistan'da evet. Kutsal zannediliyor, sayılıyor inekler. Onları süslemişler. Yatmışlar. İnekler de üstünden geçiyor. Yani Hindistan'da inek olmak var. Vallahi öyle. Bu insan olmak orada eziyet, işkence. İnekler krallar gibi yaşıyor. Dokunulmuyor. Hatta bazı inekleri onlar işte aynı Arapların, cahiliye Araplarının develeri çalıştırmadığı gibi başıboş geziyor inekler. Ya. Çünkü çalıştırırsa o ineği ona kutsallığına halel geleceğini zannediyor. Böyle bir dönemde Peygamberimiz insana şimdi akıl herkeste var. Ama aklı selim başka bir şey. Mesela zevk herkeste var ama zevki selim başka bir şey. Ne demek hocam o? Kalp herkeste var ama kalbi selim başka bir şey. Selim nasıl bir şey katıyor ya? Selim, selime diyoruz ya. Selim aslında düzgün akıl. Aklı iyi kullanma. Aklı düzgün kullanma. Hmm. Esas olan o. Şimdi akıllı var, akıllı var. Akıldan akıllıya fark var. Kalp var herkeste ama kalbi selim var mı? Hmm. O farklı bir şey. Yani çıkarını savunuyor. Tamamen kendine tapıyor. Egosu yüksek. Bu insanın kalbi selim olduğunu söyleyemeyiz.
başkasıyla paylaşabiliyorsa, acıma hissi varsa, merhamet hissi varsa, duygulanıyorsa o insanın kalbi selimdir. Aklını hayırda, güzellikte kullanıyorsa aklı selim sahibidir. Ya da zevki, öyle zevk sahibi var ki adam çılgın. Ben zevkine yaptım diyor. Öyle zevk mi olur? Tabii canım, arabayı altın kaplıyor falan mesela. İşkence. Bu da işte zevk mesela bir yerde. Akıl da durmuş. Bunlar da zevk. İneği kendini ezdiriyor. Oradan keyif alıyor. Gerçi hocam şimdi şöyle bir durum da var. Hindistan'ın bu yönünü gösteriyoruz ama şimdi bir de eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hindistan teknoloji konusunda inanılmaz şeyler yapıyor. Ve artık bilgisayar üzerinden ve teknoloji üzerinden inanılmaz paralar kazanabiliyor. Ve Hindistan'da pek çok teknolojik anlamda gelişmiş bir yön de var. Darısı bizim başımıza. Ama bir de bu yüzü var. O yüzü var, bu yüzü var. Yani şeyde de boğalara ezdirmiyorlar mı kendilerini İspanya'da? Onları öldürüyorlar. Öldürüyorlar. Yani hayvanlara eziyet ediyorlar. Eziyet ediyorlar tabii. Bir de bunun spor olduğunu söylüyorlar. Asla spor değil. Yani ben avcılığa da vallahi bana kızmayın, spor olarak görmüyorum. Güçsüz bir hayvanı sadece hani ihtiyaçtan değil de böyle zevkten öldürmek. Bir de bunu elinde tüfek hava atıyorsun. Ben vurabildim, sen vurabildin. İhtiyacı yoksa zaten öldüremez. Ama işte ihtiyaçtan yapmıyorlar. Zevkine avcılık olmaz. Yani ihtiyaçtan zevkine. Eskilerde kalan bir şeye dönmüş sanki böyle. Yani onu hani yiyeceğim, buna ihtiyacım var vesaire diyorsa avlanabilir yemek üzere. Yani balık mesela. Balık avlamak da bir avcılıktır. Ama onu satıyor. Satıyor, sonra ihtiyaç. Onların yenmesi lazım. Peki bu arada Elif'ciğim sen devam ediyorsun. Tamam. Ben çünkü hocamı da bayağı bir kavrulacak. Aynen. Sizin sorularınızı da Instagram'a gönderdim. Instagram'dan bekliyorum. Şimdi öyle bir şey göstereceğim ki size. Bizim insanlarımız bak iyi niyetli, safiyane duygularla, çaresizlikle belki de birilerine inanıyorlar. Ama sizi çalı süpürgesiyle desem ki bu insan kurtaracak, derdinizden tasa. Bildiğiniz çalı süpürgesi yok mu ya? Burada vardı hatta bir tane, Edirne'den geldiydi bana. Çalı süpürgesi neler yapıyor adam ve bir de buna para veriyorlar. İnanamayacaksınız, bir izleyelim. Sonra büyük kuyruğu muymuş adı? Süpürgeli büyük kuyruğu. Bir izleyelim görüntüleri, hocamızın yorumlarını merak ediyorum sonra. Çalı süpürgesi bizim orada. Dakikada 50 lirayı aldı gitti. Bir de sıra varmış daha bekleyen. Yaptığı da çalı süpürgesiyle böyle üstünden altından bir şeyler, bir hareketler yapıyor. Süpürüyor. Bir başlık görmüştüm. O güzeldi. Süpürüyor. Paraları süpürüyor. Paraları süpürüyor. Paraları süpürüyor. Fakat ben o zavallıya değil de kendini süpürtürenlere şaşırıyorum ya. Yani nerede bu akıl, nerede yani izan, nerede şurada mantık, da nerede? Şurada kocası oturuyor kadının bu arada. Şimdi bu kadın niye buraya gelmiş? Musallat olmuşlar. Yani kim musallat göre, olmuş? Ona göre üç harfler musallat olmuş. Peki üç harfleri varsayalım ki musallat olmuş. Üç harfli gözle görülüyor mu? Hayır. Görülmüyor. Vücudun üzerinde yürüyor mu? Yürümüyor. Yani gözle görülmeyince yürüdüğünü de görmüyorsun. Süpürgeyle nasıl temizliyorsun sen bunu? Yani. Bu saçma bir şey yani. Orada dua falan da okuyor herhalde. Yani ne okursa okusun süpürgeyle, sadece kirli de süpürge herhalde. Bir de suyla bir şeyler de yapıyor. Eline yüzüne de sürüyor. Ancak böyle zavallıları kandırıyor işte. Onlar da zavallı. İki taraf da zavallı. Ya. Bunu bir de dua katıyor işin içerisine. Dini satıyor. Duayı satıyor. Dinimizi böyle maalesef din buysa dedirtecek seviyeye düşürerek kendi seviyesini gençlerin, aklı başında olanların, bilim insanlarının nefret etmesine yol açıyor. Az önce ineklere, kendilerini ezdirenlere nasıl acıdıysak, güldüysek, trajikomik bir şeyse, şimdi cin çıkarmak için
kendilerini süpürttürenlerinde aynı. Ya, kadıncağız da öyle duruyor. Bu din mi şimdi? Bunun dinle alakası var mı? İşte bunu bunun böyle inançla zannedip alakası de, var mı? Bizi... Sağlıkla alakası var mı? İmanla bunun ilgisi var mı? Bir insan gidip kendine süpürge çaldırır mı böyle yani? Bir de ıslatıyor sonra süpürgeyi, ıslak olan kısmıyla tekrar siliyor. Yani, üstünüz de ıslanıyor yani. Akıl yok. Bak şimdi kadın İzan gitti yok. Bu sefer adam geldi. Bilgi yok. Sıfır sıfır yani sıfır bile sıfırın bir değeri var. Birinin yanına gelince bak, onu... Bir de kolunun altından da yapıyor hani buradan da yazık. Gitsin diye. Bu arada üç harfler dünyaya gelir mi, görünür mü? Bazıları gördüğünü şöyle, söylüyor. Hatta bazıları benim üç harflerim var falan diyor. Şöyle... onları Allah-u Teala iki tane mükellef yani sorumlu yaratık var yeryüzünde. Biri insan, diğeri bu üç harf dediğimiz cinler. Şimdi Allah-u Teala cinleri daha önce yaratmıştır. Bizden önce. Tabii insanlardan önce. Çünkü ayette de Estağfirullah ve ma halaktul cinne vel inse illa li'abudun buyurmuş. Ki bu sıralama da boşuna değildir. Önce cinleriz diyor. Ben cinleri ve insanları bana kul olsunlar diye yarattım. Başkasına değil. O zaman böyle iki varlık var. Bunlar da imtihan oluyor. Onlar da mı bizim gibi aynı imtihan oluyor? Aynı insan gibi imtihan oluyor. Bunların da inananı inanmayanı var. Bunların onlar mesela... Onlar da böyle karı koca mı çocukları oluyor mu? Böyle bir aile hayatları bunların vesaire çoğalma var mı? Usulleri, bunların doğumu vesaire insana benzemez. Çünkü bunlar neden yaratılmış? Ve halakal canne min maricin min nar. Ateşin korundan, dumanından yaratılmış. Ha duman. Duman bu. Dumanla ne evlenecek, ne çoğalacak? İşte kendine göre bir şey var, usulü var bunun. İnsanoğlu ise Allah-u Teala insanı çamurdan yaratmış, topraktan yaratmış. Aradaki fark, daha iyi yani. Aradaki çok fark daha bu. Toprak. İnsanın ilk maddesi topraktır, çamurdur, suyla beraber. Su olmazsa hayat olmuyor. İşte cinler de insanlar gibi sorumludur. Cennete girecekler, cehenneme girecekler şeklinde onlar da sınıflandırılır, inanan inanmayan olur. Peki bunların korkulacak, girecekleri cennet bizim aynı cennet mi? Onları biz zaten mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde girecekler ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerim demesinden şunu anlıyoruz. Mesela diyor ki bu çöplüklerde kemikler, tezek parçaları, o hayvanların pisliklerini falan sakın onları elinize alıp vücudunuza sürmeyin. Eskiden taş taharette falan kullanılıyordu. Onlar cinlerin yiyecekleridir diyor. Yani buradaki cin bir anlamda da hepsi değil ama bazı yerde peygamberimiz cini, şeytanı mikrop içinde kullanmıştır. Yani bizim hani mikroplar türedi diyoruz ya. Aslında mikroplar da gözle görülmediği için hepsi cin mefhumu arasındadır bunlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de doğrudan mikroptan bahsedilmez. Ama cin ve şeytandan bahsedilir. Hadislerde doğrudan mikroptan bahsedilmez. Fakat dualarda bakıyoruz peygamberimiz mikroplardan Allah'a sığınıyor. Nereden? O habais dedikleri şey mikroptur aslında Resul Efendimizin. Allahümme inni e'ûzu bike minel hubsi vel habais. Nereden yapıyor bu duayı? Ne zaman yapıyor? Tuvaletten çıktığında yapıyor. Ya Rabbi her türlü mikrop ve şeytanın şerrinden sana sığınırım. Buradaki hubs ve habais mikroptur. Peki hocam, şimdi insana musallat olur mu? Biz onları fark edebilir miyiz? Soracağım, bir telefonumuz varmış, bekletmeyeyim. Hanımefendim, beyefendim bilmiyorum. Adana'dan ulaşmış bize. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Alo, merhabalar, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar, aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Hocam, bir sıkıntım, bir derdim var da sizden fikir almak istiyorum. Buyurun. Benim 19 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun cümlemizin inşallah. Hocam kötü alışkanlıklar ediniyor. Hani annem ya anne yapmayacağım dediği halde kötü şeyler yapıyor mesela. Ve ben bunun düzeleceğine de inanmıyorum. Ben bunu evlatlıktan reddetsem günah olur mu acaba? Yani nereye, sokağa mı atacaksınız? Hayır, ders olsun diye. Hani korkutmak için mi biraz? Evet. Korkutmak için... Evlatlıktan reddetmek, beddua etmek, ona hayır, zarar hayır, verip beddua bunlar... yok. O daha tehlikeli sizin. Mesela... Evlatlıktan reddetmek, bedduadan da tehlikeli. Hocam... Geri dönüş beddua... olmayan bir yola giriyorsunuz. Haşa yani estağfurullah, kesinlikle beddua değil de... Hani ben sadece acaba... Faydası hani... değil, zarar olur. Ben şimdi... bunu danışmak istedim size hocam. Şöyle, teşekkür ediyorum. Şöyle bir kötülük gördüğümüzde mutlaka elimizde...
ya da gücümüz yetmiyorsa dilimizde, ona gücümüz yetmiyorsa kalbimizde müdahale edeceğiz. Ama burada bu bir kötü alışkanlık dediğiniz şey aynı zamanda sağlık sorunu. Ve devletin de devletin bu anlamda aslında müdahalesi, yardımı gerekiyor. Var. Bu işler için var. Özel bölümler var. Sizin bir takım doktorlara, rehberlere, psikologlara ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu işi böyle ben reddettim, bağırdım, çağırdım, işte kahrolasın dedim. Böyle düzelmez ki insan. Zaten kötülükle de düzeltemiyorsunuz. Yavaş yavaş, iyilikle, onu ortamını değiştirerek, efendim imkanlar ona hazırlayarak, başka şeylere yönlendirerek, yavaş yavaş eğiterek, kolay değil, Allah kolaylık versin. Fiziksel şartlar da oluşuyor. Beyinde bir bölüm gittikçe zevk alma duygusunu bu kötü alışkanlıklardan almaya başlıyor. Doğru. Ve orayı ben anneciğim yapma ne olursun, bana söz ver, bak sakın ha demekle artık onu aşamıyor insan. Aşamaz. Ve gerçekten profesyonel ellerde beynin işleyişini doğru algılayan ve bunu hatta ilaçlarla, bunun tedavi süreçleri var ve pek çok kişi de böyle şeylerden kurtuluyor. Kolay değil. Bir süreç istiyor, mücadele istiyor. Kolay değil. Hani dağ yerinden oynamış dersen inan, huylu huyundan vazgeçmiş ya. Mi? Alışmamak lazım esasında. Yani işte ben birazcık kullanayım, bir başlayayım. Arkadaş. Allah korusun. Allah bu arkadaş çevre çok önemli. Sakınsın. Onun için siz yardım almak zorundasınız. Sakın öyle bir yola girmeyin. Hem kendinizi hem evladınızı yakarsınız, reddederseniz. Hiç doğru bir yol değil. Günaha da girersiniz tabii. İyice uzaklaşın. Tabii. Allah yardımcınız olsun. Tabii. Ama dediğim gibi bu sağlıkla ilgili artık fiziksel şartlar oluştuysa bu alışkanlığı vazgeçirtecek çok güzel kurumlar da var. Şöyle bir şey var burada. Gereken yerde bunları anlatmalısın. Gizliyor bazıları da. Oğlunun kusurunu gizliyor, kızının kusurunu gizliyor. Hiç kimse bilmiyor. Kendisi de ilgilenmiyor. Başıboş bırakıyor. Halbuki tehlikeli hale geliyor. Tabii. Hatta evlendirirken söylemiyor mesela. Söylemiyor. Karşı tarafta bilmiyor tabii. Ve bu evlenince çıkıyor tabii. Ve bir yıkım oluyor yıkım, tamamen. Yazık oluyor. Yazık yıkım oluyor. Ve nefrete dönüşüyor evet. Sonra ne yazık ki. Tamam. Peki hocam, yeğenim resimle ilgileniyordu. Hocaları fetva vermiş, bir şey yaratıyorsun, yaratmak Allah'a mahsustur demişler. Kız resimden vazgeçirir, yesi resim yapmak günah mıdır? Var mı böyle bir şey? Ah bu resim meselesi. Evet şimdi hocam. Şimdi benim de çok güzel resmim vardı, resim yapardım. Ne güzel. Ortaokulda benim... İlkokuldan sonra ben normal ortaokula gittim 3 sene. Ortaokul hocalarım benim resimlerimi hep asarlardı örnek resim olarak. Çok güzel resim yapardım. Daha sonra onu hattat olarak devam ettirdim. Hüsnat yazdım elhamdülillah onu geliştirdim. Ama resim benim sevdiğim bir alandır. Rahmetli oldu 1 yıl oldu. 1 yıl bile tam olmadı. Fuat Sezgin diye dünya çapında ilim adamımız var biliyorsunuz. Onun adına bilim müzesi falan kuruldu. Fuat Sezgin Hoca'yı ben bir gün ki hadis profesörü benim gibi benim sağımda hadis profesörüydü o. Müslümanların geri kalma sebeplerini anlatırken en önemli sebep resmi terk etmeleridir dedi. Ya. Bu enteresan bir şey. Resim deyince biz sadece işte fotoğraf vesaire anlıyoruz yani insan fotoğrafı falan. Sadece o değil. Mimarlık alanındaki, mühendislik alanındaki hatta astronomideki pek çok şey resimle oluyor. Tabii çizimle. Çizgiler, oluyor. Çizimler, resimler. Müslümanlar bu resmi ihmal ettiler. Niye böyle bir şey çıkartmışlar halbuki ki? Halbuki sebebi şu. Çekinme sebebi şu. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki yazıklar olsun o daha önceki peygamberlerin ve kendi din büyüklerinin resmini yaptılar. Ve sonra da ibadethanelerine astılar. Putlaştırmanın farklı bir şimdi resme karşı olmanın sebebi resmi kutsallaştırmaktır. Putlaştırmaktır. İşte bunun için alimler diyorlar ki eğer bir resme hatta bu resim bizim bildiğimiz gibi 3 boyutlu değilse 2 boyutluysa fotoğraf vesaire gibi televizyon gibi bunun bir mahsuru yok. 3 boyutlu olup canlı sureti olup bir de tazim içeriyorsa yasak olan bu tazim içeren heykellerdir. Siz ona tazim ediyorsunuz. Hocam şimdi öyle şeyler çıkacak ki siz benim şu an fiilen yanımda oturuyorsunuz. Öyle bir şey olacak ki yakın gelecekte siz aynen mesela evinizin salonunda oturacaksınız ama sanki buradaymış gibi 3 boyutlu sizi ben aynı bu şekilde görebileceğim. Şöyle elimi soksam içinize girebilecek doğru, falan. Doğru. Yani bu gelişmelerden biz tabii, niye uzak kalmışız? Uzak kalmamak lazım. Onun için Ahmet Kamil Efendi diye Tecrid-i Sari tercüme ve şerhi kitabı var. Çok güzeldir. Buhari'nin sahih tercümesi ehli bilir. 13 cilttir. Türkçe yapılmış çok güzel bir çalışmadır.
O kitabın şarihi der ki Ahmet Daim Efendi'nin ortak tercüme ettiği o zat, resimde yasak olan kendisine tazim edilen heykellerdir. Bunun dışında resim yasaklanmamıştır. Peygamberimiz de geçmiş kavimler yasakla, onlar tapındıkları için benim resmimi yapmayın demiş. Çünkü inançla orada bambaşka kalmış. Bir olayı çevirip resim yapmanın günah, evet, olduğuna getirmişler. Lütfen doğrusunu duyanlar bilenler söylesin. Hocam hızlı soru cevap yapalım. Buyurun, mı? Yapalım. 15 dakikada 15 soru. Kaç tane soru gidebilirsek. Cuma günü ezan vaktine kadar ev süpürülmez, temizlik yapılmaz deniyor. Doğru mu? Yanlış. Söz verip doğru, yerine... yanlış gibi oldu gerçi. Ama bu direkt öyle peki, bir soruydu. Öyle bir soru. Söz verip yerine getirmeyen insanların duaları kabul olur mu? Sözünde durmak mümin alametidir. Münafığın 3 alameti var. Ayetül münafıkı selasun izâ haddese kezebe ve izâ vade ahlefe ve izâ tümüne hâne buyurmuş Peygamberimiz. Söz söylediği zaman yalan söyler, emanete hıyanet eder, sözünden cayar. Münafıklık alametidir. İmani tehlike. Hiyanet eder. Bu münafıklık alametidir. Haramdır, günahtır. Sözünden caymak. 2 yıl önce erkek ikiz bebeklerimi kaybettim. Sadece 3 gün yaşadılar. Akika kurbanı kesmem gerekir mi? Başınız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Akika kurbanı özellikle bir hafta ve akil bali olunca, buluğa erinceye kadar kesilir. Vefat etmiş çocukları için kesmesi gerekmez. Kuzenimle 3 gün olmuş bu. 3 gün yaşamışlar. Evet. Kuzenimle evlendim. Kayınvalidem teyzem oluyor. Hala teyze diye hitap ediyorum. Hala teyze diye hitap ediyorum. Sakıncası var mı? Anne demem gerekir. Yok. Bu örfi bir şeydir. Annenin yarısıdır. Teyze de güzeldir. Ona sormak lazım. Kendisi nasıl istiyor acaba? Ama akraba evliliği yapmışlar. Çocukların da ileride genetik olarak bir sıkıntı çıkabilir. O yüzden akraba keşke... evliliğine ben şöyle bakıyorum. İki türlü. Çok yakın akraba evliliğinde işte iki tarafta da aynı genleri taşıdın, ortaya çıkma ihtimali yüksek. Yoksa çok akraba evliliğinde zaten engelli olacak, öbüründe olmayacak diye bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var. Ben eskiden uzaktan evlenmeyi de Peygamberimizin tavsiyesidir. Ama birbirlerini ne kadar örf, adet ve tanıyorlarsa o evlilikler daha sağlam oluyor. Onu da unutmayalım. Yani hı hı, yakın evlensinler anlamında söylemiyorum. Birbirini iyi tanımak ve iyi bilmek önemli. Kesinlikle. Bu arada Instagram'dan gelen sorular. Aysel Hanım demiş ki Kıbrıs'tan selamlar, sağ olun. Aleykümselam. Annem benden önce 2 evladını kaybetti. Anneme evlatlar anneyi mezarlığa istemez ama babayı ister, sen gitme diyorlar. Evlatlar anneyi mezarlığa istemez ama babayı ister. Annenin, hiç öyle bir şey annenin duymamıştım. Annenin vicdanı yok mu? Annenin merhameti yok mu? Anne de ziyaret edecek. Hanımlar da mezar ziyareti yapabilirler. Yani... Hanımlar mezara gider, ziyaret ederler ama mezarda ağlamak, yırtınmak erkeğe de yasak, kadına da yasaktır. Yani isyan yok, yırtınmak yok. Mine Hanım diyor ki eşim beni sürekli başkalarıyla kıyaslıyor, hiç hediye almıyor, ben sana zaten para veriyorum diyor. Paranın yeri başka, hediyenin yeri başka, para başka bir şey, para zaten vereceksin. Yani mümkünse karınızın gönlünü almayı da sürpriz, biz de tabii yapalım aynı şeyleri sürpriz de. Sürpriz hediyelerle gönül almasını bil. Siz yapar mısınız hocam? Ben bunu hep söylediğim için bir gün yapayım dedim. Yaparım, şimdi daha çok yapıyorum da ilk defa. Eskiden böyle şeyler pek bilinmezdi ya da yapılmazdı. Anadolu insanı bunları kendine hani kazak erkek havası bunları pek yapmak istemezdi. Şimdi ben de dedim ki hanıma bir hediye alayım. Gittim. Ne aldınız? Güzel bir şey aldım da hanım dedi ki bu ne dedi, hediye dedim, niçin dedi, bugün önemli bir gün dedim. Ha. Neden dedi, neden? Bugün evlilik yıl dönümü dedim. Ha. 22 sene olmuş şimdi. Maşallah. 33-34 olacak. Maşallah. O dündü dedi. Siz de aynı yılda bir hediye almışsınız, o da bir gün sonra mı? Bir gün. Ama öyle, o da bir şey söylememiş yani. Hani ben tarihi yanlış biliyorum şimdi, evlilik yıl dönümü. Ama ona da sevindiydi. Sonradan tabii, devam ettik. Zaten böyle hediyeler, küçücük bir hediye bile alınca çok büyütmek lazım ki gerisi gelsin. Hediye alınır. O para ayrı bir şey. Tabii. Hediye gönül almaktan lazım. Güzel şey mi var? Peki hocam, şimdi bir görüntü var. Ana yüreği diyebileceğiniz bir görüntü. Evladı vefat ediyor. Ama evladının şu anda kalbini dinliyor. Başka bir bedende izleyelim ana yüreğini. Steteskopu taktı, kaybettiği evladının kalbini bir başkasının bedeninde dinledi. Sanki oğlu hiç ölmemiş gibi hissetti.
Bulgaristanlı İlya Zekov 26 yaşındaydı. Geçen yıl Türkiye'de beyin tümörü ameliyatı oldu. Matkırtif. Benim oğlum gençti, yakışıklıydı. Ancak ameliyattan sağ çıkamadı. Ailesi daha oğullarının acısını yaşarken çok kritik bir karar aldı. Bağış kararı aldığımızdan beri ben bunu istiyordum. Beyin ölümü gerçekleştiğini söyledikleri zaman onlara bu kararı biz önerdik. Oğullarının kalbi 7 aydır yoğun bakımda kalp nakli bekleyen 26 yaşındaki Hakan Ok'a nakledildi. Aradan bir yıl geçti. Alıcı ve verici aile buluştu. Bulgaristanlı anne eşi ve diğer oğluyla birlikte hastaneye geldi. Acılı anne başka bir bedende de olsa hasretinden tutuştuğu evladının kalbini dinledi. Gözleri doldu. Kendi oğlunun yerini tutmayacaktı belki ama onun kalp atışını kendi kalbinde hissetti. Hakan Ok'a sarıldı, özlem gidermeye çalıştı. Acı bir şey. Ben bu manzaranın benzerini karşılaştım. Öyle mi? Evet. Aynen kalplerini, oğullarının kalplerini başka bir kişi almıştı, o donörün. Orada karşılaştılar. Hatta Sivas'ta bir konferanstaydı sanıyorum, Sağlık Bakanlığımızın yaptığını. O çok ağır bir duygu yani. O, bir taraftan güzel hani bir şey, çünkü bu çocuk yaşamıyor olabilirdi şimdi. O annenin duyguları tarifi mümkün değil. O kadar zor ki. Çocuğun Allah evladınızı yüreği orada. Sınamasın hiçbirinizi. Geçen hafta da konuştuk ya, bir hayat veriyorsunuz, can veriyorsunuz. Allah razı olsun böyle organ nakli yapan kardeşlerimizden. Sağ olsunlar. Hocam, günah almak ne demek? Kişinin günahı mı siliniyor yoksa ayıbı mı örtülüyor? Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la teziru vaziratun vizra uhra. Şimdi iki şey var. Bir, günah yüklenmek var. Mesela bunu yap, günahı benim olsun. Günahı boynuna. Günahı boynuna ayrı bir şey. Ha, onu ben yapayım da günahı senin boynuna olsun. Sen yap. Ben yapmak istemiyorum, korkuyorum diyorsun. Ben de diyorum ki sana, sen yap, günahı benim olsun. Bunu söyleyen çok cahil. Böyle bir şey yok. Ona da günah olur. Sen de bu sözü söyledin, sana da günah olur. Günahı benim olsun diyene. Ama günah almak şöyle. Benim günahımı alıyorsun. Mesela gıybet etmişsin beni. Dedikodumu yapmışsın. Laf taşımışsın. Neden? Mahşer günü bunlardan helalleşmedin, gittin. Allah-u Teala amellerini, hesap kitabı tarttı. Mizanda tartıldı yaptıkların. Ağır bastı. Oo, bir sürü sevabın var. Namazın, orucun, zekatın, haccın, umren falan falan. Seviniyorsun, cennete gideceğim diye. O sırada sana dur diyorlar. Eyvah. Gıybet ettiklerin geliyor. İftira ettiklerin geliyor. Yalan söylediklerin geliyor. Aldattıkların geliyor. Onlar senin sevabını alıyorlar. Senin sevabın onlara geçiyor. Onlara geçiyor. Sevap kalmadı. Daha var, alacaklar geliyorlar. Eyvah. Sevabı yok, bu sefer onların günahı sana veriliyor. Onların günahı sana verir. Günah almak bu. İflas ediyorsun. Birisi hakkında bir şey konuşurken 10 kere düşünün, bak görüyor musunuz? Peki bir şey soracağım. İflas ediyor. Bunu televizyondan da yapabiliyorlar. Mesela öyle programlar var ki biri birine bir sürü şey söylüyor. Siz de oturup karşısına izliyorsunuz mesela. Yorum yapıyorsunuz. İşte annenizle, kardeşinizle, hatta telefonda bile. Bak görüyor musun? Bu buna böyle söylemiş, şuna şöyle yapmış. Bu bununla böyle olmuş falan. Her duyduğunuzu nakletmek yalan olarak yeter demiş. Ama bu televizyondan. O kişiyle alakanız yok. Yine oluyor. Yine oluyor. Hemen böyle bilmeden hüküm vermeyeceksin. Onun için hüsnü zan demişler. Suizan değil, hüsnü zan besleyeceksin. Yani iyi niyet. İyi niyet. Güzel düşüneceksin. Besleyeceksin. Peki evet. Küfür günah mı hocam? Küfür çok haramdır. Küfür. Günahı da bırak, haramdır. Haramdır. Çok küfür ediyor kocam. Sonra da ben Müslümanım, erkek adam küfreder diyor. Haşa. Erkek adam ağzını kirletmez. Kadın da kirletmez. Bak, erkek adam küfreder mi? Yazın aşağıya. Erkek adam. Böyle zannediyor ya? Çünkü pek çok adam, kişi. Adam küfretmez. Erkeğini bırak. Yani adam insan, olan. Kadın i̇nsan erkeği olan yok küfretmez. Küfür dilin pisliğidir. İrinidir. Her türlü pislik o nasıl akarsa, bir irin insanın vücuduna yara olan öyle yerde. Öyle kötü bir şey ki. Dilin yarası da olur. O kişinin en yakınına, en canına laf ediyor. Yani bunlar bir de bir arkadaşlar arasında da oluyor böyle. Hayır. Saçma sapan.
söylediği şeyin farkında i̇şte bile bunu, değil, manasını, anlamını anlamıyor bile. Ağzımızı hiçbir zaman küfre alıştırmayacağız. Kötü söze alıştırmayacağız, yalana alıştırmayacağız. Çünkü her bir kelimeyi çıkar çıkmaz ne dersek yazan bir melek. Karısına, çoluğuna, çocuğuna küfreden ya da iş veren, işverenin iş aldığı kişilere küfretmesi. Bunlar kul hakkına mı giriyor? Kul hakkına girer, haramdır ve melekler kaydederler. Kişi en çok günah iki şeyden olur. Bir, şehvetten, iki, dilden. Günahların çoğunluk bundandır. İnsan bu ikisini garanti etse diyor, ben ona cenneti garanti ederim diyor. Peki bu nefisten mi oluyor? Nefisten olur, Allah vermiş. Nefisten olur, kibirden olur, egodan olur, menfi çıkarcılıktan olur, efendim her türlü hasetten olur, kıskançlıktan karşı tarafa. Her türlü, bir de eğitim, tabii yetişme tarzı. Yetişme tarzından maalesef evde çocuk küfür duymayacak. Ya. Okulda küfür duymayacak yetişirken. Bu arada tabii seyrettiklerine de küfür duyacak. Salavat duyacak, zikir duyacak, şükür duyacak. Allahu Ekber, Elhamdülillah, Sübhanallah. Bunlarla yetişen insan küfredemez. Ya. Peki hocam, camide normalde minareden ne olur çıkar ezan okunur değil mi? Ama muhtar kendini tutamıyor. O kadar kızmış ki köylüye camiden sesleniyor. Hatta bayağı kızıyor. Peki neden bir muhtar böyle bir şey yapar? Bir izleyelim bakalım neden yapmış böyle bir şeyi. Yıllarca bu Allah'ın camısından, bu hoparlörden sizlere Allahu Ekber, Allah büyüktür, Allah birdir dedim mi? Siz şahitlik etmeyen misiniz? Şahit değil misiniz? Yıllarca Allahu Ekber demedim mi buradan? Bu sene 1000 tane malız, 500 tane danaz yaylada su içti mi? Köyde gidersiniz susuz kaldınız mı? Akmadı mı suyuz? Bahçelerinizi, bostanlarınızı sulamadınız mı? Bunları niye yaptık? Niye yaptık bunları? Çünkü Muhammedül Emin'i örnek aldık. Ona özendik. Bütçe verir misiniz? Bütçe, köyün bir bütçesi olur, harcaması olur. Siz 5 kuruş para verdiniz mi? Kimse sizden istedi mi? Yani bunları, bak bunları canımı yakmasaz konuşmayacağım. Bildiğimi bilmemezlikten geleceğim ama canımı yakıyorsunuz. Dün tek başıma gittim. Dün gelseydiniz, bak şimdi kanal açılmış, borusu gelmiş, dün gelmediniz, bugün de kar yağdı, yarın enceme yağacak. Ben anlamadığım için gidiyorum, öyle mi? Sen anlıyorsun, sen akıllısın ya. İnsan bir düşünür ya, diyor ki ne yapılıyor bu, ne yapılıyor bu köye, ne yapılıyoruz bu köye? Ya şimdi vallahi bu muhtarlarımızı sevgiyle, saygıyla kucaklıyoruz. Hepsine selamlar. En küçük birim ama en önemli birim muhtarlık bence. Kim bu mahallede aç, muhtar bilir. Kim evlenecek, muhtar bilir. Kimin başına ne geldi, muhtar bilir. Bir sıkıntı oldu, devletin insanıdır, muhtara gidilir. Muhtar mı bu zaten? Muhtar. Ha, bir köyün muhtarı. Şimdi evet. Camiden böyle bir duyuru yapabilir miyiz? Yani, ha, muhtar haklıdır, haksız o başka, camiden yapılabilir mesela mi? Mesela bu bir seçim propagandasıysa çirkin. Hani seçim geliyor, ben bunları yaptım, siz benim yanımda hiç yer almadınız. İşte ben şunlar gözünüze dursun gibi burada kahrediyor. Ama o değil herhalde bu. Burada ben şimdi alternatifleri söyleyeyim. Ha, doğru. Biz hani bilmiyoruz, böyle bir şey yapan olursa resim üzerine bu konuşuyoruz ya. İki, kayıp ilanı eğer bir evlat, can taşımıyor da işte cüzdanımı kaybettim, efendim ineğimi kaybettim, öküzümü kaybettim, camiden yapılmaz. Hatta Peygamber Efendimiz camide bunları yapanlar buldurmasın Allah demiş. Böyle kayıp ilanları camiden yapılmaz. Ama candır, çocuk bulunması vesaire gerekiyor, olur. Üçüncü olarak insanları bir hayra teşvik etmek için yol yapmak, köprü yapmak, işte hastaya ilaç almak vesaire gibi, orada bu işin yetkisini elinde bulunduran kimse, cami görevlisi olabilir veya muhtar olabilir veya belediye başkanı, kaymakamı olabilir, gelir caminin hoparlörlerini kullanabilir. Hı hı. Cami sadece namaz kılınan yer anlamında değildir. Cemeden toplayan bütün bu işlerin istişare edildiği bir yerde buradan duyuru yapabiliriz. Bu üçünü ayırmak lazım birbirinden. Canı yanmış, evet. Canı yanmış, güzel konuşuyor. Tam bir şey bitirecek. Biz de onun çağrısına kulak verelim. Şöyle diyelim o köylülere, muhtarınıza sahip çıkın. Vallahi öyle. Bak, muhtarınıza sahip çıkın. Evet, yardım edin.
Aynen öyle. Bütçe verin, harcaması olsun adam. Ya. Peki hocam, camide para toplanılması doğru mudur? Camide para ihtiyaç için, cami ihtiyacı için, halkın ihtiyacı için ise doğrudur. Fakat orada da bir şeffaf olmak lazım. Ama iki, birbirlerini küçük düşüren bir iki, durumda. İki, bıktırmamak lazım. Ha, insanlar, devamlı. Böyle. İnsan cumaya gitmez. Yine cepte yani para yok. Bu, para isteyecekler çıkışta diye. Her hafta diye. Parayla namaz kılıyoruz dedikodusu oluyor bu sefer. Ya. Yani tabii sizden gönüllü alınıyor. İsteyen veriyor, isteyen vermiyor. Herkes ama para vermiyor. Ama alınınca işte fakat, sen verdin, sen vermedin oluyor. Şimdi ben Malezya'da bir cuma namazı kıldım. Cuma namazı esnasında hutbe dinliyoruz. Hop, önüme bir araba geldi. Araba. Oyuncak araba. Ha, para topluyorlar. Tekerlekli. Ha. Otobüs gibi yapmışlar. Baktım üstünde şey var. Kumbara gibi delik, para atma yeri var. Parayı attım, neyse çıkardım attım. Ben de böyle yaptım, otobüs gitti. O öyle yaptı, otobüs gitti. Hutbe bitinceye kadar bayağı bir otobüs doldu. Oo. Parayla, yani oyuncak otobüs. O bir hoşluk da yapmışlar orada. Kimse para verin falan filan böyle şeylere de girmedi. Orada bir yardımlaşma oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir bayram namazında Bilal Habeşi ile birlikte hem erkeklerden hem kadınlardan para toplatmıştır. Yani camide var. Peki biraz sonra Peygamber Efendimizin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Muhammed. Annesinin vefatını, Peygamber Efendimizin o sırada nerede olduğunu duyacaksınız. Ben yeni öğrendim ve çok etkilendim. Eminim pek çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler varsa lütfen dinleyin. Hocam ya zaten ben, muazzam ben anlatıyor. Ben bunu anlatırken şeye üzüldüm, biliyor musunuz? Bu biliyor ülkede bir Muhammed diye bir film çevrildi. Hı hı. Harikaydı o film. Hı hı. Fakat 3-5 tane kendini bilmez ya da izlememiş, sadece taassupla hareket eden kişi aleyhine yazılar yazdı falan. Ondan sonra o film Türkiye'de doğru düz gösterilmeden kalktı gitti. Ben filmi yapan, eden falan, onlar benim için önemli değil. Ben izledim. İslam tarihi açısından, Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesi açısından herhangi bir sakıncası var mı diye o gözle de izledim. Harika bir film, Peygamberimizin çocukluğunu anlatıyordu. Keşke filmi izleseydim, bunu biliyor olur muydum o zaman? Biliyor olacaktınız. Tam orada geç. O sahne orada enteresan. O öyle zaman bir birazdan anlatmanızı ciğeri isteyeceğim. Ciğeri yakan bir sahne ya, ki o. Öyleymiş, öyleymiş. Çocukken peki hocam, başından geçen şey. Nurcan Hanım diyor ki, bilekteki dört çizgi insanın ömrü ne kadar olacağını belli ediyormuş. Doğru mu? Bilekteki dört çizgi nedir acaba Nurcan Hanım ya? Şuradaki çizgi mi, buradaki mi? Şuradaki çizgiler mi acaba? Neyse yani. Böyle bir şey var mı hocam? Bize fiziksel olarak vücudumuzun herhangi bir yerinde geleceğimize dair bir işaret yok, var yok. Mı? Şu haber vardı ya. Ha, Emre Nur. Bu mu? İsmini bilmiyorum. Peygamberlik vahiy geldi diyen var ya, yani gelecekle ilgili. Çizgiler de öyle. Çizgilerden anlam çıkarmak da öyle. Geleceği çizgiler göstermez. Yani bedeninizdeki bir işaret. Hayır. Ha, bedende şöyle işaret olur. Yani kanser hücresi falan faaliyete geçmiştir falan. Aşikar her şey. Doktor der ki işte 6 ay falan yaşar. Bunlar öyle onun şey dışında yok. İnsanların el çizgilerinden, parmak çizgilerinden, bu size şunu ben söyleyebilirim burada Zahide Hanım. Eskileri sürekli tekrar edip duruyoruz. Yani cahiliye dönemi dediğimiz şeylerin hepsi sadece kalıpları değişerek modern bir yüzle sunuluyor insanlara. Aslında hepsi cahiliye dönemine ait fikirler. Ne yazık ki öyle. Bu yıldızlardan fala bakmalar, ellerden, işaretlerden hareket ederek kader okumalar falan, bunlar cahiliye adet. Sorular geldiği için. İslam bunları kaldırmıştır, yıkmıştır. Siz tekrar söylemiş olursunuz. Gaybı ancak doğru. Allah bilir. El çizgisinden, kaş çizgisinden, gözden insanın geleceği okunmaz. Peki. Tuğba Hanım diyor ki, bebeğim uykuda çok sık ağlıyor. Felak okuyorum, Nas okuyorum, Ayetel Kürsi okuyorum. Hocam başka ne önerir? Bu bizde de oluyor hocam ya. Sizin torunlarda da oluyor mu? Uykuda mı? Evet, böyle normal uyuyor. Bir anda böyle aras gözler kapalı ama uyumaya devam ediyor. Bir anda böyle ağlamaya başlıyor. Yani ben şöyle algılıyorum. Gazı var herhalde çocuğun. Tam gazını almadan uyuttum diye düşünüyorum. Yani bu fiziksel şeyi. Tabii o doktorlarımızın bileceği bir şey, çocuk doktoruna. Önce tabii doktora göstermek lazım. Ben de küçükken ağlarmışım. Annem diyor doktora götürdüm oğlum diyor. 3 ay götürememiştim diyor. Kulağına bir damla damladı, sustun diyor. Ha, meğer kulak ağrınız kulak varmış. Ağrısı varmış. Ya. Şimdi bilemediğimiz ağrıları doktorlara soracağız. Okumak faydalı. Nazar değebiliyor. Çocuğa işte efendim korkusu, annenin o anne şefkatini hep yanında hissetmek istiyor, kokusunu. Onu algılamayınca korkulara falan kapılıyor. O yüzden okumak sakinleştirir. Felak, Ayetel Kürsi okusun, Nas okusun, İhlas okusun. Allah kabul. Fatiha okusun. Çocuğa okumanın faydası olur. Peki hocam.
tam Elif dökmek üzere galiba helvanın evet, şerbetini. Dökeyim mi? Hadi dök dök. Bismillah. Biraz cos olacak ama. Ha bir görelim. Bismillah, bereketli olsun. Bereketi bol olsun. Allah olmayanlara da nasip etsin. Bu arada kıyamet kopacak dedi. Kopmayınca ertelendi dedi. Birazdan hocamın ne söyleyeceğini, bu konudaki yorumlarını merak ediyorum. Şimdi hepimiz interneti kullanıyoruz. Kullanırken de buraya fotoğraf ekliyoruz. Fotoğraftan nazar değer mi? Onu da soracağım. Peygamber Efendimiz annesini kaybettiğinde o kadar acıklı bir hikaye ki bu. Yani yaşanmış tabii. Onu da söylemiş olacağız size. Hemen geliyoruz efendim. Lütfen sorularınızı yazmaya devam edin. Ben de bakmaya devam edeceğim Instagram'a. Bir grup zaten dünyaya yaklaştı, bir grup ayın karanlık yüzünde. Ay yarılacak. Bana vahiy geldi dedi. 11 Kasım'da kıyamet kopacak dedi. Olmadı. Toplama gününde herkes dirilecek ki zaten. Olay adam yeni kıyamet tarihi verdi. 12-12-2018'de neler olacak? Herkes ikinci hayatında. Benden gemi yapmam istendi diyen olay adam Nuh tufanına mı işaret ediyor? Profesör Doktor Mustafa Karataş bu yeni iddialara ne diyecek? Az sonra. Bir grup zaten dünyaya yaklaştı, bir grup ayın karanlık yüzünde. Ay yarılacak. Bana vahiy geldi dedi. 11 Kasım'da kıyamet kopacak dedi. Olmadı. Toplama gününde herkes dirilecek ki zaten. Olay adam yeni kıyamet tarihi verdi. 12-12-2018'de neler olacak? Herkes ikinci hayatında. Benden gemi yapmam istendi diyen olay adam Nuh tufanına mı işaret ediyor? Profesör Doktor Mustafa Karataş bu yeni iddialara ne diyecek? Az sonra. Allah kabul etsin. Pazartesiye biz şimdiden hazırlık yaptık. Ya. Kandil simidimiz ve helmamız. Hocam tattınız mı? Tattım, çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Çok teşekkür elinize ediyoruz. Elinize sağlık Elifçim. Afiyet de, olsun. Teşekkür ediyoruz. Stüdyoda kandil gecesi izleyicilerimize, konuklarımıza dağıtalım inşallah. Beti bereketi bol olsun kandil inşallah. Ağzınız tatlansın. Tatlı konuşun, tatlı yiyin, tatlı söyleyin, kalp kırmayın diyoruz ya her zaman. İşte tatlı da vesile olsun. Çocukların uykudaki halleriyle ilgili çok yazı gelmiş hocam. Onlarla ilgili soru soracağım. Sonra da bu dün gece sabaha kadar cennet tepesine dualarımı karşılık veren Allah'ım bize ikinci şans verdi diyen kişiyle ilgili sizin yorumunuzu merak ediyorum ama hemencecik sorabilir miyim? Kısa soru cevap yapalım mı? Buyurun. 1,5 aylık bebeğim var. Uykusunda hem gülüyor hem ağlıyor. Melekler güldürüyor diyorlar. Bir de ağlarken de melekler annen öldü diyorlarmış. Ondan ağlıyormuş. Aslı var mı böyle bir şey? Hemen ekleme yapayım. Çok güzel. Melekler annesi öldü diyor. Annesi melek ya. Zaten. İşte şimdi... bebeğe uykusunda ağlıyor. Büyükler melekler döver sever bebekleri deniyor diyor bir başka izleyicimiz. Çocuğun ağlaması da gerekiyor. Gülmesi de gerekiyor. Hık tutması gerekiyor. Hık tutmak ne demek hocam? Hıçkırması mı? Hıçkırması. Hık tutmak der. Hık hık yapıyor ya. Ha. Ne yapar? Dalağını büyütür derler. Ne derler? Midesi büyürmüş derler. Dalak büyür derler. Ha? Yeah. Kursağı büyür derler. Dalağı büyür. Bunların hepsi gerekiyor. Yani. Ağlayacak tabii. Yani çocuk ağlıyor illa bir hastalık. Ağlıyor. Düşe kalka. Sonra melek büyüyecek. Annen öldü dese çocuk ondan anlamaz ki zaten. Bir tane video vardı. Bir maymunun annesi ölmüş. Ay. İç başından ayrılmıyor yavrusu. Ya. Şimdi o yavrusu onun ölümünü anlamaz. Tabii. Bebeğe öldü desen bebek ne anlamaz anlayacak? Anlamaz ki ay Allah. Dolayısıyla tutarlı değil. O ağlayacak. Allah ağlamaları da normal. İran'dan bir izleyicimiz ünlü birini seviyormuş. Ama ben ölecek gibi oluyorum, günaha mı giriyorum diyor. Ünlü birini seviyormuş. Ne oluyormuş? İran'dan bir izleyicimiz yazmış. Ünlü birini seviyorum. Tamam. Ölecek gibi oluyorum hatta. Ölecek gibi. Evet, ölecek gibi oluyorum. Ünlü biri derken karşısının haberi yok herhalde. Yok onun. Herhalde muhtemelen. Ha, bu aşkından ölecek gibi evet, oluyorum. Evet. Yani bu tek taraflı bir aşk herhalde. Ferhat'la Şirin gibi. Leyla'yla Mecnun gibi. Ama onlar birbirlerini biliyorlar da kavuşamadılar. Kavuşunca ya. Da aşk olmuyormuş zaten öyle diyorlar falan.
Ya sevmek aslında iyi bir şey. Kötü bir şey değil. Sevgi duygusu da bu bir hastalıktan kaynaklanıyorsa tedavi olmak lazım. Ama yok gerçekten gönül yarasıysa onun tedavisi de artık Allah'a dua edecek. Ama bu ünlü birini eğer tanımadan, görmeden, bilmeden, uzaktan uzağa seviyorsa o gerçek değil, o başka bir şey. Başka bir şey işte. Onun tedavisi için Allah'a dua edecek yarabbim. İnşallah. Peki bu arada şimdi öyle bir şey söylendi ki geçen pazardı, kıyamet kopacak dendi. Şimdi de kıyamet kopmadı. Peki yeni bir şey var mı? Onun olduğunu tahmin ediyoruz sayfasına baktık. Arkadaşlar dün gece o kadar çok dolaştı ki zaten bu internette. Şimdi dolaşsın da hani olay kişi diyoruz. Orada az önce böyle başlıklar verdi. Ya kıyameti de bu kadar ucuzlatmayalım diye düşünüyorum ya. Doğru düşünüyorsunuz. Bir nasıl ucuzlatılıyor? Onu görelim o zaman. Ucuzlatıyor bu kişi yani. Kıyamet böyle. Koptu, kopacak, geldi, gelecek. Böyle. Oyuncak değil ki kıyamet. Gelirse sen bunları düşünecek vakit bulamayacaksın zaten. Muhtemelen. İzleyelim görüntüleri. Buyurun. 11'ini bekleyin tamam mı? 11'i akşamı yüksek katlı yerlerde durmayın. Sen dışarı çıkamıyor musun? Hı. Çıkmayacağım ben. Yok bugün. Kalmayacak. Yok artık. Niye? Artık o iş bitti. Benim öngördüğüm hiçbir şey yok. Ben aciz biriyim. Kolumu kaldıracak gücüm yok. Bütün bilgiler Allah'ta. Bunu anlatması zor. Sonra baş. İfade etmesi zor. İnsanlara ikinci kez herkes hayata geliyor. Anlatması zor. Siz de bir kere geldiniz daha önce yaşadınız. Öldünüz, Allah'ım sonra bir daha diriltti. Herkes ikinci hayatında şu an. Ve kitabın sonuna geldik. Artık kitap kapanacak. Tarık Yıldız'ı düşecek. Ondan sonra toplama günü geliyor. Bir grup zaten dünyaya yaklaştı. Bir grup ayın karanlık yüzünde. Ay yarılacak. Oradan saldırıya geçecekler. Göğüslerin içi dolu olanlar toplanacak. Bunlar hepsi olacak. 11'inden sonra zaten görüşeceğiz. 11'inden sonra? Evet. Bunun saati belli mi? Hocam. Gece gelecek. Herkesin ümidini kestiği bir anda dönüp gelecek. Yani 11'ini 12'sine bağlayan gece oluyor. Tabii pazar gecesi. Pazar gecesi Kur'an-ı Kerim'de Tarık ya da Tank suresi tam okuyamıyorum böyle bir sure var mı bilmiyorum. Geçen Tarık Yıldızı'nın 133.333 eylem ve boylamdaki yere düşeceği Allah'ım tarafından vahiy yoluyla bildirilmiştir. Bana bildirilen bu durumu insanlara anlatmama rağmen bir türlü inanmamaktadırlar. Zaten yozlaşmış bu dünya düzeninin yıkılacağından ve onun yerine burasını okuyamıyorum gerçek bir İslam düzeni kurulacağından. Ya okumaya da gerek. Üç kere. Öyle gidiyor. Yani bir önce acımak lazım zavallı. Çünkü iki Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Hatemün Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusu Nebi haber getirenlerin sonuncusu Hazreti Muhammed'dir. Bundan sonra kim Allah'tan vahiy aldığını söylüyorsa ya yalancıdır ya hastadır. Tarık suresinde Vessemâi vettârik Tarık suresinde kıyameti doğrudan anlatın bir şey yok. Sadece geceyi delen, aydınlatan bir yıldızdan bahsediyor Tarık suresinde. Kıyamet günü öyle bir gün olacak ki zamanını Allah bilir. Fakat kıyamet koptuğunda tek katlı, iki katlı, alçak katlı, yüksek katlı dağlara sığının. Öyle bir şey yok ki. Dağlar, her yer gidecek. Yıldızlar, güneş paramparça Allah pamuğu gibi atılacak. Pamuk gibi atılacak. Nereye sığınıyorsun? Kendi evine güveniyor. Şimdi kafa çok karışık bu olay kişinin. Şimdi o kadar karışık ki bu olay olmayınca bu sefer başka bir şey söylüyor. Diyor ki arkadaşlar diyor dün gece pazartesi sabaha kadar cennet tepesinde dualarıma karşılık veren Allah'ım bize ikinci bir şans verdi. Yeni gelen vahiy de 12-12-2018'e kadar gemi yapmamı söylüyor. Büyük tufan kopacak, küresel bir kasırgayla gelecek ve bu son şansımız. Bana inandığınız için sizleri seviyorum. Şimdi o yorumlar daha enteresan hocam. Doğru, ben de bir yorum yapayım. Tamam. Gemi, bir ayda nasıl gemi yapıyor? Bunu mühendis olarak hemen alırlar ya. Yani bir ayda gemi yapmak zor ama yorumlar çok bizim çok zeki insanlarımız var. Bakın Baran Bey demiş ki
Hocam son zamanlarda gördüğüm en temiz delirme bu. Tebrik eder. Peygamberlerinizin devamını dilerim. Nuh peygamber etabını geçerseniz bir sonraki bölüm olan Musa peygamber bölümünde sizi denizi yarma görevi bekliyor demiş. Güzel. Bir altında Haydar Bey'in yorumu daha da enteresan bakın. Umarım İsa peygamber bölümünde çarmıha gerilmez. En zor bölüm o demiş o da. Evet, sırasıyla okuduklarının etkisinde kalmış zaman zaman. Onlar işte kendine göre birleştiriyor, bir yorum yapıyor. Battıkça batıyor tabii. Allah şifa versin zavallı insan. Ne yapacağız? İnanıp da bekleyenler de olmuş mudur acaba? Yok. İnanıp bekleyen varsa onlar da kıyameti kopmuş zaten. Yani. Ama şöyle şeyler oldu. Mesela Afrika'da bir kabile reisi kendine göre bir tarikat kurmuş. Bütün müritleriyle kendine mezar yaptırdı. Ve mezara girdiler. Çalışmaları bıraktılar vesaire. Kopmadı. Sonra da onlar kendi kıyametlerini kopardılar. Yani kendi kıyametleri olmuş. Evet. Yemin et demek günaha sokar mı? Yemin etmek günah mı? Dinimizde yeri var mı? Peygamber Efendimiz hiç yemin etmiş mi? Peygamberimiz de yapmış yemin, Kur'an'da yapmış ama alışverişte yemin yapandan sakının diyor. Mecbur olmadıkça Müslüman yemin etmez. Yemin de üç şekilde olur. Vallahi billahi, tallahi şeklinde olur. Bunu sizden yemin isteniyorsa yaparsınız. Alışverişte sürekli vallahi ben bunu 3'e aldım işte 3.5'a satıyorum falan, bu insanlardan uzak duracaksınız. Güvenilirliği evet. Gidiyor. Yemin bozmanın kefareti nedir? Affı var mıdır? Yalan yere yeminin kefareti ahirete kalır. Cezası burada ödenmez. Yemin ettim bir şey yapacaktım da yapmadıysam o zaman kefareti 10 fakiri yedirip içirmek veya 3 gün peş peşe oruç tutmaktır gücü yetmiyorsa. İnsanın ömrünün uzatması mümkün müdür? Kendine iyi bakarak, yediğin içtiğine dikkat mümkündür. Ederek. Mümkündür. Bugün mümkündür. Afrika'da yaş ortalaması 45-50'dir. Orta Doğu'da 60-65'tir. Avrupa'da 70-75'tir. Hmm. 80'e doğru çıkıyor. Bizde de öyle bizde gidiyor. Bizde de yavaş yavaş yükseliyor. Neden? Sağlıkla ilgili tedbir alırsanız, eğitimle ilgili, efendim kendinizi kötü alışkanlıklardan terk eder, uzaklaştırırsanız ömrünüz uzar. Diğeri de intihara giriyor. Ya. Melekler amellerimizi nasıl yazıyorlar? Kur'an-ı Kerim'de kitap kavramı geçer. Bu kitap sağımızda yazan bir melek, solumuzda yazan bir melekten bahseder. Sevapları yazan melekler vardır. Kiramen katibeyn melekleri diyoruz biz bunlara. Yani bunların yazısı bildiğimiz daktiloyla, deftere, kalemle yazı yazmaya da benzemez. Ama ahirette bize ikra kitabek, kitabını oku denecek. Yani asılı, herkesin boynuna asılacak deniyor. Yani şu demektir. Ha, o kitapta bizim aslında ekrandan herkes kendi kitabını görecek. Ve o gördüğü kitapta da aynen şöyle diyecek. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Nasıl yazmışlar bunu? Büyük küçük bırakmamışlar. Hepsi biz unuttuk ama onlar unutmamış. Hepsi yazılmış. Meleklerin yazmasını ekranda kendisi görecek en bir anlamda. En küçük iyi şey ve en küçük kötü şey yazılacak. Peki şu, biz orada nasıl anlaşacağız? Cipler oluyor ya bu hani flash diskler, cipler falan. Mesela ufacık bir cipin içerisine binlerce, on binlerce sayfa, kitaplar sığdırılabiliyor. İşte meleklerin yazması da bir anlamda böyle olacak. Bir şey sordunuz, o arada ben onu dinleyemedim. İnsanlar, biz orada nasıl anlaşacağız? Nasıl konuşulacak? İnsanlar, biz Arapça bilmiyoruz. İngilizce mi konuşulacak? Türkçe mi konuşulacak? Arapça mı konuşulacak? Şimdi mahşer günü insanların elleri ve ağızları mühürlenecek diyor Kur'an-ı Kerim'de, Yasin suresinde. Ağızlarına mühür veririz, elleri, ayakları konuşur. İnsanların ağzından değil, el ayaklarının konuştuğunu bile görüyoruz. Dolayısıyla oranın dili bizim normal lisanımıza ihtiyaç hissetmeyecek şekilde farklı bir dil. İnşa olan vücudumuz da farklı bir vücut. Mesela burada işte 60 derece sıcağa dayanıyoruz, eksi 40'a dayanıyoruz. Dahasına dayanamıyoruz. Ama oranın iklimi, hava şartları, atmosferi nasıl olacak bilemiyoruz. Ama insanlar cennete girerse ölümsüzleşecekler. Cehennemde de ölüm kalkacak. Dolayısıyla o vücudun ölümsüz bir vücut olarak da tasarlandığını düşünün. Mesela bizim vücudumuz şimdi 70-80 veya 150-200 seneye tasarlanmış. Hatta ben Kur'an'dan hareketle şunu söyleyebilirim. Allah-u Alem bir sevap. Doğrusunu Allah en iyi bilir. İnsanların aslında vücudu 1000 yıllık programlanmış.
Nuh Aleyhisselam 950 sene kavminde kalmış. Adem Aleyhisselam 1000 yıllık ömründen bahsediyor. O yüzden Kadir Gecesi gelmedi mi bize onların bizim sevaplarına tabii, da? Yani işte şartlar gereği bizim ömrümüz kısalmış. Bundan dolayı insanlık orada farklı bir boyutta olacak. Yani bugünkü boyutta olmayacak. Onun için nasıl anlaşacağız diye az önce siz bir şeyden bahsediniz. Üç boyutlu görüntünüz buraya gelecek dedi ya. O zaman konuşmaya belki gerek kalmayacak ki. Biz beyinden beyine konuşacağız. Belki de. Doğru Tabii. sese gerek kalmayacak. Tabii. Peki hocam, bir namaz, ben hayatımda böyle namaz görmedim. Başka yer yokmuş gibi niye insan böyle bir yerde namaz kılar? Ya gerçekten çok enteresan. Çünkü biraz da böyle kendine zulme de ede namaz kılmaya çalışıyor bu kişi. Tabii Allah kabul etsin, eğer bu bir şey değilse, yani fake değilse, yanıltma değilse. Bir izleyelim, buyurun. Bir motor sesi geldiği için bu su motoru olabilir herhalde böyle, artezyen, değil mi? Artezyen. Artezyen. Ha, çekiyor. Yerin altından çekiyor, boşaltıyor. Bu da çok sıcak diye herhalde suyu kendine çevirmiş. Suyun altından namaz kılıyor. Ama şimdi o secdedeyken falan ağzından burnundan su girer. Ona sormak lazım. Yani nasıl okuyabiliyor? Evet. Şöyle, hani hayati bir tehlike varsa namaz vakti geçmesin. Tarlamda ben namaz kılıyorum, güneş çarpacak beni. Fakat tedbir almamış. Hani başı, kolu, molu vesaire böyle biraz ne yaptı? Oh. Bak sonra. Yani bu herhalde bir gençlerin kendi aralarında. Belki de. Videoyu çekelim, şey tutsun, hani ne diyorlar? Yeni, izlenme rekoru olsun fazla diye. Fazla baksın mı? Yaptıkları bir şey yoksa insan. Yani bize diyor. Kadar geldi bu olay tabii, bak böyle yaptılar ama. Peki bu arada bir orman göstereceğim size. Küçüklüğümüzden beri öğrendik ya işte karbondioksit, oksijen, orman nefes almamızı sağlıyor, oksijen veriyor doğaya. Ha şimdi onun gerçek görüntüsünü kaydetmişler sanki. Orman gerçekten nefes alıyor ve bu görünüyor. Bir izleyelim görüntüyü. Allah Allah. Yani artık yine görüntülerle oynanabildiği için bu nasıl olabilir diye düşünüyorum. Bu deprem sırasında olabilecek bir şey aslında. Yerde kumun oynaması, toprağın oynaması. Deprem de olabilir. Aşırı fırtınada da kökler, ağaç kökleri oynadığı için toprağı yerden kaldırmaya zorluyor. Ama mesela arkada kocaman bir kaya var. O kaya oynamıyor mesela. Sadece bu alan oynuyor. Orası kaya değil mi hocam? Bak şurada oynamayan bir ağaç var üstünde, yukarıda. Yani kaya da olabilir ama ormanın nefes alması böyle olmaz. Burası, bak orası yarılıyor zaten. Bu toprağın nefes alması desen doğru. Ormanın nefes alması böyle olmaz. O hışırtı neyin sesi acaba? Rüzgarınsa? Yaprakların sanki. Rüzgarın biraz sesi. Da sonbahar gibi. Eğer o toprak değil de yapraksa tam göremiyorum burada. Sonbahar gibi. Sarı şeyler toprak mı? Ormanlar tabii oksijen kaynağı. Oksijen kaynağı, onun için hakikaten ciğerler deniyor ya. İşte İstanbul'un ciğerleri işte Belgrad ormanlarıdır, Fatih ormanlarıdır. Ağaçlara dikkat etmek lazım. Yeşillik, hatta sofrada bile yeşillik bulundurmaya müstehap, sünnet demişler. Yani yeşil insanın hayatına çok önemli. Yerken de, içerken de. Peki bu da enteresan ama işte deprem dediğimiz şey de böyle geliyor. Bayağı yer yarılıyor. Allah. Kuzum. Ceylan. Ben hocamdan dua istiyorum kendim için. Evladım için, evladım olması için. Evlat sahibi olmak için. Biz Ceylan'la çocuk istiyor. Biz Ceylan'la... Anlat kuzum, nerede karşılaştık seninle? Biz seninle Kayseri'de karşılaştık Zahide abla. Tüp bebek. Ben tüp bebek konferansında karşılaştık. Sesimi duyurdum, yanına geldim. Binlerce kişinin içinden kendini gösterdi bana. Anacığı da yanında. Anlatılmaz yaşanır derler ya Zahide abla. Gerçekten öyle. Evlatsızlığın tarifi yok. Büyük bir boşluk, büyük bir yıkım yani. İki tane evladı dua olmayan var. Beni anlar. İki dua var. Biri fiili, biri kavli.
Fiiliyesi zaten siz gereğini yapıyorsunuz. Yapacaksınız inşallah. Ceylan'la tanışmışsınız. İnşallah. Bugün sadece ben de, yardım istiyorum. Biz de Aydan. Bugün tam o duayı hazırlamıştık. Furkan 74 duası. Bak Ceylan birazdan evladı bu duayı hatta sana vereyim. Evladı olmayanlara. Sen bunu oku. Okuyacağı duayı inşallah. İnşallah hep herkes İnsan isteyen herkes okusun. İstiyorum Zahide abla. Sen ne hayal ediyorsun Ceylan? Başta bu tüylerimden kurtulmak istiyorum. Evladımı kucağıma almak istiyorum. Kocan da yanında, Abdullah Bey de yanında. Anne deyişini duyabilmek istiyorum. Anam Aynur da ağlıyor. Başta her seferinde yıkılmamak istiyorum. Bu ay da olacağım acaba, bu ay da oldu mu acaba demek istemiyorum Zahide abla. Çok haklısın. Bir çocuğu olmaz diyenlere karşı Rabbim nasip etsin diyorum. İşte bunun yüzü böyle, bundan çocuk olmaz diyenlere karşı olmasın istiyorum sadece Allah'tan. Senden yardım istiyorum. Ceylan. İnsan yerine koymuyorum, ne olur Zahide abla yardım et bana. Etmez miyim kuzum? Aynur abla sen niye ağlıyorsun? Ha? Kıyamam kızıma. Versene bir Aynur'a mikrofonu. Çocuğu olmayan çocuk arıyor. Ben de çocuğum olduğu için. Sevgimi, şefkatimi veremediğim için ağladım. Öyle bir şey ki Zahide abla. Sizin durum şimdi, sen de çok evlat yok. Evlat için ağlıyorsun. O da evlat var. Evladını bağrına basamadığı için ağlıyor. Duyamıyorum ama seni kuzum. Çocuklar severken korkar hale geldim Zahide abla. Niye kuzum, sev çocukları. Dünyada daha güzel bir şey yok. Benim niye yok diye. Ben seviyorum ama arkamdan bir şey derler mi, güvenirler mi bana diye. Niye güvenmesinler sana canım? Olmuyor Zahide abla. Her ay beklemekten yoruldum. 13 yıldır evliyim. Olmayan az çok beni anlar. Evladı olmayan bilir ben ne çektiğimi Zahide abla. 13 yılda her gün ölür, ölür mü insan? Ölüyorum Zahide abla. Gün gün ölüyorum. Nefes alamıyorum artık. Öyle Ceylan'ım. Bak evlat Allah nasip ederse Allah vesile kılsın beni de. En son evlat sensin. Son çaremsin Zahide abla. Son umudumsun. Öyle deme, Allah'tan umut kesilmez. Eşim inşaat işçisi, çalışırsa var, çalışmazsa yok. Nasıl anlatsak halimi bilmiyorum Zahide abla, çok kötü durumdayım. Zahide Hanım bizi arayıp da sizin orada ne işiniz var? Biz buraya ne sanatçı olmaya geldik ne de kendimizi göstermeye. O kadar kızıyor. Biz sadece derdimizi burada, o arıyor diyor ki aman şunu söyleme. Öbürü arıyor diyor ki aman şuna dikkat et. Onu bunu katma, hani oraya derdin için gidin. Bizim burada hiç kimseye bir şey söylediğimiz yok ki. Biz sadece önce Rabbim'den sonra sizden yardım etmeniz için geldik buraya. İnşallah umutsuz da gitmeyin Zahide Hanım. O kadar üzülüyorum, o kadar böyle sinirleniyorum ki bazen. Oraya gittin ama eli boş döneceksin gene diyorlar. Biz kime eli boş çevirmişiz? Onlar ne biliyorlar ki? Herkes kendi yüreğindeki kötülüğü kusuyor aslında. Size böyle söyleyeyim. Acını yaşayan bilir Ceylan. Aynen öyle Zahide abla. 4 sefer tüp bebek yaptım. Her seferinde ayrı ayrı yıkıldım Zahide abla. Nefes alamıyorum artık. Gülseren abla biliyor az çok ne çektiğimi. Her o zaman yani. Yaşadığı için. Artık ne yaşayacağımı, ne diyeceğim, ne konuşacağımı da bilmez hale geldim Zahide abla. Ceylan. Ümidi kesme. Şöyle yapalım aynen. Sen ümidini kesme. Birazdan tekrar döneceğim, konuşacağız seninle, tamam mı? Öyle diyenlere de hiç aldırış etme. İnsanlar o kadar böyle hayata küsmüş ve kötü olabiliyorlar ki sana ne kadar zarar verdiklerini, karşı tarafı düşünmeden konuşmalarının nereye gittiğini farkına bile varmıyorlar. Allah onları bu dünyada senin akan gözyaşını akıtmadan göndermesin. O kadar söylüyorlar. Her zaman hocam başına kalkıyorlar. İşte bu onlar günaha giriyor da siz de böyle gitsin. İsyana götürecek şekilde tabii kolay değil. İnşallah duacıyız. Evlat nasip etsin. Şimdi bir şey anlatacağım size. İsyana götürecek şekilde bu da ümidi kesmek, o da günah. Ümidi kesmek yok. Geçen hafta size çok selam var. Gaziantep'te. Maraş'taydım. Yarın da inşallah Mardin'deyim, Nusaybin'de. Pazar günü Isparta'da. Her yere bizden de çok selam ve sevgi gönderin hocam. 20 Kasım götürün Düzce'de, lütfen. 22 Kasım Antalya'da. Yani haftaya kadar 4-5 programımız var inşallah. Kendinize hasta olmayın sakın. İnşallah. Şimdi hocam. Antep'te bir masada
Selam verdiler, hocam dediler. Sonra işte resim istediler ve bana dediler ki biz 20 yıllık evliyiz. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Maşallah. Ama şunu söylediler, 20 yıldır da çocuğumuz olmuyor. Ya. 20 yıldır çocuğumuz olmuyor dediler ama yüzleri gülüyordu. Hiçbir böyle bir isyan şey yoktu. Hatta ben dedim acaba Zayda Hanım'la benim irtibat kurmam için mi falan benim şartlar. Onu da talep etmediler. Öyle de var. Yani insan tabii o haliyle insan... de memnun olan var. Çocuk olmadan da mutlu yaşayan, yaşanabilir olanlar. Evet, bunu da böyle bu kadar büyütmeyin ama. Buradan eli boş dönmek istemiyorum. Buradan eli boş dönmeyeceksin Ceylan. Bak şimdi bizimkilere diyorum ki benim hani Sevil. Tamam. Birazdan konuşacağız seninle. Tamam mı Ceylan'ım? Tamam kızım. Şimdi Osmaniye'ye bağlanalım. Bir hanımefendi bizi aramış, ismini vermemiş. Efendim merhaba. Hayırlı akşamlar hocam. Evet, hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Hocam benim bir tane bir sorum olacak size. Dinliyoruz. Hocam ben sevgilimden 3 aylık hamileyim. Eyvah. Evli değilsiniz yani. Hayır, evli değilim. O evli değil değil mi aynı zamanda? Aynen, o da evli değil. Hah. Ben bunun üstüne hamile olduğumu öğrendikten sonra istihare namazı kıldım. Evleneceğim kişi için hani benim için hayırlı mı değil mi diye. Kıldığım namazda ben bir rüya gördüm. Bir tane erkek sesi vardı. Ben hani sordum direkt soruyu. Benim evleneceğim kişi, evlenmek istediğim bu kişi benim için hayırlı mı değil mi diye sordum. Oradan bir erkek sesi bana bir cevapladı. O senin için olmaz. O senin için sadece bir ak yer. Bir ne? Ak yer. Ak yer ne demek? Ben de bilmiyorum. Ak yer. Ak yer. Ak yer. Aynen. Hı hı. Peki rüya böyle bitti mi? Yok. Arkasından ben sağ kolum üzerine düştüm rüyamda. Annem geldi yanıma. Benim ellerim kirliydi. Annem aldı elimi falan niye yıkadı? Arkasından uyandım ben. Rüyamdan. Peki, annem biliyor mu bu durumu? Annem yok, şu an bilmiyor. Bilmiyor. Peki bu karşı taraf biliyor değil mi? Bu beyefendi biliyor. Aynen. Aynen. Ben onun ailesi. Erkek arkadaşıma söyledim, durumu anlattım bu şekilde diye. Peki o ne dedi? O benim direkt çocuğu aldırmamı ya da düşürmemi istedi. Kabul etmedi. Ben bunu rahat bir ay ya da bir buçuk ay falan üsteledim. Ben dedim aldıramam, düşüremem. Anne rahmine düşen bir parça bu. Hani şu peki, an canlı dedim. Sen hissetmesen de ben hissediyorum dedim. Sizinle evlenmek istemiyor mu bu kişi? Ya çocuğu aldır. Ben de şu an baba olmak istemiyorum diye. Yine evlenelim diyor. Ama aldır şu an, istemiyorum diyor. Bu kişi kaç yaşında? 27 şu an. Siz kaç yaşındasınız? 25. Peki o kadar da zor bir durum ki bu şimdi. Aynen. Keşke... Arkasından ben hocam şöyle bir şey yaptım. Beni... Hani çocuğumu istemeyen bir insana hani üsteledim çünkü ben bayağı üsteledim. Aldırmamı istedi, düşünmemi istedi. Ben de dedim hani o yoksa ben de yokum. Tamam ben onu düşürüyorum dedim. Aldıracağım bir şekilde dedim. Arkasından ben ona düşürdüğümü söyledim. Beni isteyen bir kişi vardı. Ben onunla görüştüm. Durumu da anlattım bu şekilde, bu şekilde diye. O da beni şu an kabul etti. Çocuğumla beraber. Bayağı... Ben bu durumda bir günahım var mı benim? Bayağı senin günahın, gibi günahın var mı diye sorman biraz tuhaf şimdi. Günahın var mı? Hayır günahım var. Hayır şu şekilde. Hani başka birinin çocuğunu günahın var başka mı? Birisi hani babalık şimdi, yapacak. Bak bak şimdi kardeşim. Ufak bir şey için bile istihare yapıyorsun ama aynen. Nikah olmadan, evlilik olmadan bir başkasıyla birlikte oluyorsun. Ondan hamile kalıyorsun. Şimdi bunun neresini düzelteceğiz biz? Bir sürü karmaşık. Karşı taraf için de aynı şekilde. Aynı. O delikanlı da haram işlemiş, sen de haram işlemişsin. Aynen. İkinci evliliğinde kocana karşı başka biriyle evleniyor. Ben onu anladım yok, şimdi. Yok yok. İkinci evliliği değil hocam. Ya şöyle. Şimdi, ikinci bir başkasıyla evleniyor yani. Bununla evlenmemiş aynen. Zaten. Bu durum kişi de, üzerinde öyle oluyor. Doğru anlıyorum değil mi? Bu durumda sizi kabul eden başka biri var. Tabii işte. Yani sen aynen. De benimle aynen. Öbürü evlenelim. Tamam çocuğun diyor. Demiyor pek bu aslında. Bu çocuk dünyaya gelecek. Değil mi? Aynen. Kim büyütecek? Bu diğer baba. Ya öbür, beni isteyen kişi anne. Peki isteyen kişi öbür diyecek. Baba yarın bir gün başka bir şekilde evladını isteyecek. Ben ona aldırdım dedim hani çok üsteleyince hani bana şimdi sen zarar şimdi bir sürü çok, bak hata birinci de hata yapmışsın haram işlemişsin. İkinci de yalan söylüyorsun. Çocuğu aldırmadığın halde çocuğu aldırdım diyorsun ilk o çocuğun babasına. Hı hı. Bu da yalan. Aynen. Bunun, bu da yalan.
Öbür kişi kabul etmiş, bugün, yarın bir gün bilemeyiz nasıl bir evlilik olur. Ama bu düzelecek bir şey. Öncelikle sen bir defa yalana müracaat etmeyeceksin. Eğer baba ilk eşin seninle, ya ilk eşin derken işte ilişkiye girdiğin kişi neyse. Evet. O çocuğu zorla aldırırsa günahı onun, vebali onun, haramı o işlemiş olur, ama evlenmeye razı edebilseydin doğru bir evlilik belki mümkün olurdu. Yani ben elimden geleni yaptım da hocam. Ama hani... o da yanaşmıyor, öyle anlaşılıyor. Hmm. O da aynen. Hiçbir şekilde o da istemiyor. Bu sadece senin yapacağın değil, şimdi. Bundan sonra madem dürüst yaşamak, mutlu yaşamak istiyorsan yalan söylemeyeceksin. O yalanı tamam. Vazgeç. Yani o çocuk babasına aittir, sana aittir. İkinci baba her ne kadar kabul etse de baba o değildir. Yarın bir gün velayet davaları vesaire bir sürü yine baş ağrıyacak. İkinci eşinle de huzursuz şeyler yaşayacaksın. Bence bundan sonra tövbeni yap. Cenab-ı Hak affetsin sizi, o delikanlıyı da Cenab-ı Hak'la sizin aranızda. Hocam? Çocuğu da işte belli bir yaşa kadar anne büyütür, babası ikinci kişi ona bakacak. Esas babası da aldığı zaman, istediği zaman aralarında inkar etmeyecek bu kadın. Yani bu anne onu inkar etmeyecek. Evlenmek isteyen kişiyle evlenirse gerçeği çocuğundan, onun babasından ve bu kişi zaten biliyor, saklamasın diyorsunuz. Saklayamaz. O da bir haram. Yani ikinci haram işlemiş olacak. Soyunu değiştiremez, çocuğa unutturamaz. Düşünsene, o çocuk baba diye büyümüş beraber ve 30 sene sonra diyorlar ki senin baban farklı. O. Anneden de intikam almaya kalkar, babadan da intikam almaya kalkar. Niye beni gizlediniz vesaire. Peki bir şey söyleyeceğim. Affetmez. Bu ilk kişinin günahı çok... İkisi değil de mi yani? İkisi, tabii, de, ikisi de öyle de sanki bu hep kadının günahıymış gibi. Sen günah. Hamile kaldın gibi algılanıyor. İkisi de günahkar. Onun da günahı. Yani onun için nikah olmadan, evlilik olmadan, resmi nikah olmadan öyle çocuk sahibi oldum. Yani efendim ilişkiye girdim. Ondan sonra ne bunu kanun düzeltebiliyor, ne vicdan düzeltebiliyor. Dünyada biz size şöyle böyle yap desek de bu ahirette bunların hesabı sorulacak. Bak, her şeyin hesabı bir şey, var. Bir şey merak ediyorum. Şimdi siz böyle söylediniz ya, ben çocuğu aldırdım, düşürdüm diye. Hani aynen. Sen çocuk olmasın biz yine evlenelim demişti ya. Değişti mi bu fikri, yoksa gerçekten hani çocuk yok tamam biz evlenelim, ben baba olmaya henüz hazır değilim demişti ya. Yok, o zaman ne oldu tepkisi? Nasıl diyeyim, asıl yüzü de ortaya çıktı. Yani ne benimle evlenmek istedi tabii. Ne de çocuğu, yani. Direkt hani çocuğu da ortadan kaldırarak hayatına geri devam etmek istedi. Normal tek başına hayatına. Anne yani. Baba da bilmiyor değil mi bunu? Yok, sadece benim evlenecek olduğum kişi biliyor şu an. Ya. Peki o kişi ailesine ne söyleyecek? Bir geçici zevk uğruna bütün aileyi, bütün efradı, evliliği heba ediyorsunuz. Yani hani bunu hiç yapmayın. Madem yapıyorsunuz, korunun. Yani o yazık o çocuğun da. Bak şimdi hayatı ne kadar değiştirmiş. Korunarak mı zina yapsınlar yani? Hiç korunun. Zina yapmasınlar. Korunun ne demek yani? Ama korunun hani... olmaz. Burada harama yöneldiğin zaman zincirleme, binlerce günah işledir sana. O harama müracaat etmeyeceksin. Ha, hocam bir de ben bir yapılmış, şey daha soracaktım. Yapılmış şimdi. Burada ne olacak? Yapılmışsa aynı hataları bir daha tekrarlamayacak. Tövbe. Allah-u Teala'dan başka affedecek var mı? Ben ne yok. Dersem diyeyim. Tabii ki. Allah'la onun arasında. Allah biliyor. Cenab-ı Hak merhamet sahibi. Ona sonsuz güvenimiz var. İnanıyoruz. İmanımız gereği. Ama aynı hataları bir daha yapıyor. Çocuğu aldır. Yalan söyle. Babası efendim bilmeyecek. Aldırdım diyeceksin, ailen bilmeyecek, bir sürü bunun neresini düzelteceksin? Yani sadece bizimle alakalı tarafı değil, ailenin dramını düşünün bir de. Anne babanın durumunu düşünün siz şimdi orada. Şimdi söyleyince sadece ortaya konuşuyorum hocam. He. Bir şey olduğundan doğrusunu yanlışını bilmeden konuşuyorum. Söylemese o çocuk rahat rahat belki de bu adamın diye büyüyecek. Ama söylerse oradan anne bir şey söyleyecek, baba bir şey söyleyecek, öbür çocuğun ailesi ortaya çıkacak. Ama hayat boyu yalan söyleyecek. Evet, hayat boyu yalan söylemiş olacak. Hayat zamanda. Boyu yalanla yaşanır mı? Yani bunu sadece kendisi... Sonra yalancı ne kadar gizlese de hayat onu affetmez ki, bir yerden çıkarır onu. Belki de bu çocuğun ailesi gerçeği öğrenecek. Diyecekler ki oğlum sen ne yaptın? Madem yaptın bu kıza da sahip çık, evladına da sahip çık. Belki de öyle söyleyecekler. Dürüst olmakta fayda var. Her zaman dürüstlük. Allah affeylesin. Cenab-ı Hak kolaylıklar versin. Biz sana sadece dua ederiz. Bir daha da aynı hatalara düşme, yanlışa düşme. Haram üzerine haram işleme kardeşim.
İnşallah kuzum. Evladının yüzü gülsün. Yani bütün bunların dışında belki de o çok hayırlı, çok uğurlu birisi yani olacak. Şeyden, madem zinadan, zinadan korunmak olmaz. Zinada, zinaya yaklaşmayacaksın. Biz zina edelim de korunalım ama hayır, kimse bilmesin. Hocam dur, onu da kimse yanlış anlamasın. Zinaya yaklaşmıyor. Bunlar zaten madem bir kötülük, bir şey yapmışlar. Keşke korunmayı bilselerdi de hani zinanın üstüne bir de bu olmasaydı. Çocuk olmasaydı. Tabii. Fark yoksa etmez. Hani yapın da korunmayı bilin de istediğiniz yapın anlamında bir şey demiyorum. Aldatım, o da haram, o da haram. Şimdi ikinci harama da girmesin. Söyleyeceğimiz o. Yani. Bak şimdi bir tarafta evlat sahibi olmak isteyen bir anne ama ne kadar farklı bir durumda. Bir tarafta da ah keşke benim bedenimde de bir evlat olsa, büyütsem, koklasam, anne desem. Ceylan, bu telefon senin için. Hazır mısın? Feride Hande Gemici şu anda telefon attığımızda Kayseri'de bir tüp bebek merkezinin başında hastane koordinatörü. Hande Hanım merhaba. Merhabalar Zahide Hanım, nasılsınız? Valla şimdi sesinizi duydum, daha da iyi oldum. Ceylan burada, gözü yaşlı. Çok... Kayseri'de evet. Yaşıyor. Siz de Kayseri'desiniz. Evet, evet. Ben hastanenizden ve sizden destek istiyorum. Zahide Hanım, öncelikle konuklarınızı ve sizleri, tabii başta da Ceylan'ı sevgilerimi iletiyorum, kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ceylan tabii Kayseri'de. Bu sizin vesilenizle bu söz konusu olduktan sonra zaten çok uzun yıllardır bu işle uğraşıyoruz. İnşallah Ceylan'a da kendi merkezimizde, tüp bebek merkezimizde anneliğine vesile olmak istiyoruz İnşallah. Biz. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hande Hanım size. Canım benim. Kızım. Gidişin Hande Hanım'a sarılın, tamam mı? Çok kıymetli doktorlarım var orada, tamam mı? Ay, estağfurullah yapma beni mahcup etme ne olursun. Zahide Hanım. Hande Hanımcığım. Evet, şöyle ben Ceylan'ın eşinin anne baba olacağına inanıyorum. İnşallah. İnşallah güzel haberleri de süreçte sizinle beraber paylaşacağız. İnşallah çok mutlu olurum. Takipçisi olacağız. İnşallah burada BTGC testini okumak, olumlu cevabı İnşallah. Almak, görmek nasip olur bize. İnşallah Rabbim yüzünü güldürür. Senden de. Hande Hanım çok teşekkür ediyorum. Kayseri'ye gönderiyorum Ceylan'ı. Size emanet bundan sonra. Tamam. Kayseri'den sevgiler. Ceylan'ı bekliyorum. Çok teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Sonuç ne olursa olsun. Sen dua etmeye, Allah'tan en iyisini dilemeye niyet et. Güzel güzel öyle dualar et. Zahit her abi. Şeyin hayırlısı. Tamam mı? Zahit abi, canım. Sana, ekibine çok estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bak hocamın ama zamanında oldu yine. Hocama da dua edin. Hayırlı olsun inşallah. Hocam, senin Rabbim yavrunu eline almayı nasip etsin. Kucağına almayı. Olur mu kuzum? Eli boş ne demek? Ben kime eli boş göndermişim? Aşk olsun. Yok yok. Bir haftadır buradayız ekibinize. Bütün hepsine çok teşekkür ederim. İlginize, alakanıza Zahide Hanım. Allah razı olsun. Kendi evimiz gibi rahat ettik. Allah'ım yüzünü güldürsün. Amin inşallah. Hadi bakalım siz gidiyorsunuz tez zamanda. Evet. İnşallah iyi haberlerle. İnşallah Zahide Hanım gibi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum ben de. Barış'ı Gülsevim'in de başına inşallah. Peki ismini vermemiş bir hanımefendi telefonumuzda. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zahide abla. Buyurun. Hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı cumalar. Hocamızın ellerinden öpüyorum. Ol, benim kardeşim. Bir sorum olacaktı hocamıza. Buyurun, hayırlı cumalar. Hay buyurun. Hocam ben 4 yıl önce bir doğum yaptım sezaryenle. Özelde doğum yapmak zorunda kaldım. Evet. Eşim Sivas'taydı ben doğum yaparken. Benim doğum paramı ona göndermemi istedi. Ben de gönderdim, ben sana gönderirim dedi. Göndermedi doğum paramı. Ben de hastaneden kaçmak zorunda kaldım. Ve bu benim sürekli hani vicdan azabı çekiyorum, uyuyamıyorum, sürekli rüyama giriyor, artık bunalıma girdim onun yüzünden. Allah Allah, ben anlamadım. Özel hastane. Hastaneden niye kaçtınız? Doğum parası verememiş. Çocuk ne oldu? Çocuğu da alıp kaçmış. Çocuğu da alıp mecbur kaçmak zorunda kaldım. Peki sizin adresiniz vesaire girişte kaydınız yapılmadı mı? Yapıldı. Peki sizi sonra arayıp soran olmadı mı? Ya arayıp soran oldu, doğum parasını isteyen oldu. Ama ben
eşim yanımda olmadığı için yeni bir doğum yapmıştım. Çalışacak durumum da yoktu. Peki şimdi evlat kaç yaşında? 4 yaşında. Oo, 4 sene önce olmuş yani. Evet. Helal, helal ve olsun. Ve ben bu veba çok korkuyorum ya. Uyuyamıyorum. Helalleşmeniz bile lazım. Helalle. Orada bir emek var. Evet. Onlar da eğer siz orada ben bunu ödeyemiyorum, başka evet yolla bir çaresini bulalım falan diye de en azından helalleşmeniz lazımdı. Onu da yapmamışsınız. Yanlış ya yapmışsınız orada. Şimdi peki helalleşmek lazım. Haliniz vaktiniz yerine geldi mi hiç? Hani ödeyebilecek duruma geldiniz mi? Hayır Zeynep Bey, daha da kötü oldu durumum. Hatta ben şu an eşimle bile ayrılma aşamasındayım. Ailem bir taraftan istemiyor, sana bakmıyor, ilgilenmiyor. Çık gel diye. Ben o konuda da çok vicdan azabı çekiyorum. Annemi babamı çok üzdüğüm için. Hayat böyle bir şey. Keşke hiç olmasa. Gidin en azından orada anlatın durumunuzu. Helalleşin. Anlattım hocam. Ben oradan oranın müdürüyle de konuştum. Heh. Müdür bana tek kelimeyle dedi ki benim paramı bana getireceksin dedi. Ben de dedim ki bana o zaman burada bir iş verin. Çalışın. Ben çalışayım. Doğum paramı ödeyeyim dedim. Onu da kabul etmediler ben. Ben şu de mecbur an kaldım. Çocuğumu alıp çıkmak zorundaydım. Çünkü her orada kaldığım zaman da üzerime para geçiriyorlardı. Yani yatak parasıydı, bilmem ne parasıydı. Hep öyleydi. İmkan olduğu zaman ödemek zorundasınız. Doğru. İmkanınız olması için Allah yardımcınız olsun. Dua İnşallah edelim. İnşallah. Ama bilin ki o borç helalleşmeden olmaz. Helalleşeceksiniz. Ya siz ödeyeceksiniz ya size. Bu sadece hanımefendinin de eşinin de. Eşi aslında vazifesini yapmamış. Sıkıntılı zaten. Oradan başlamış da sıkıntı. Ya para da olmayabilir. O zaman niye özel hastaneye gittin annem sen? Yani devlet hastanesi de sonuçta. Ben Zayda bu devlet hastanesine gittim. Biz o girdiği için hep çevre hastanelere sevk ettiler bizi. Benim gittiğim hastanede de yeni doğum bebek bakım ünitesi olmadığı için yerim mecbur özele gittim. Zaten kıza doğum yaptım. Doğumdan 2 hafta sonra benim kızım tekrar yoğun bakımda kaldı. Ay. O yoğun bakım da bayağı çok masraflı olmuş. Ciddi masraftır. Tüh. Yani bunu siz yakın olduğunuz valiliğe, kaymakamlığa, belediyeye neyse anlatın derdiniz de muhtarınıza falan. Onlar da yardımcı onlar olsunlar yani. Böyle bir adam mahkemeye bile verse şimdi borcunu almak isteyebilir. Ama o da vicdan yapmış zaten. Hani gerekirse ben burada çalışayım diyecek kadar. Neyse yani sonuçta alacaklı hak sahibinin hakkı var. Tabii. Alacağını istemeye hizmet hakkı vermiş olsun. Hizmetin tabii karşılığında peki. Evleniyorsunuz. Sizin en mutlu gününüz değil mi? Düğün gününüz. Ama nasıl bir adamla evlenmiş ki bu kadıncı, bu kızcağız? Hani bu çileyi ah be gülüm yapma şu adamla keşke evlenmeseydin, keşke az önce evet demeseydin diye hep içimden geçirdiğim bir görüntüdür bu, izleyin bak. Düğün bitmiş, kızcağız gelinliğini giymiş, bu adam demeye dilim varmayan ne yapıyor, mahlukat içki şişesini eşinin kafasından aşağı doğru boşaltıyor. Kızcağız da böyle arkasını falan dönüyor, sonra oturuyor, muhtemelen hani bayılıyor. Allah'ım ben ne yaptım mı diyor, nasıl bir adamla, zorla belki de evlendiriliyor, bilmiyoruz ki. Yani bu yapılır mı bu? Bak oradan da biri geliyor, ne yapıyorsun sen diyor. Kızcağıza bunu yapan daha neler yapar düşün. Düğün günü böyle saçma sapan bir şeyle karşılaşıyor bu kızcağız. Allah yardımcısı olsun. Allah evlatlarınızı hayırlı kocalara, oğullarınızı hayırlı gelinlere, eşlere nasip etsin. Yani bunu keşke bir baba, abi göreydi de sen ne yapıyorsun deyip bu adamı orada çekip çevireydi tabii. Kıyamam. Hayır, bunun şimdi damat olduğunu falan nereden biliyoruz biz? Gelin damat hocam, işte gelinlik. Gelin orada da damat. Onun da belli beyaz şey gömleği altında, siyah pantolonu. Öyle mi? Aha. Damatlar beyaz gömlek, siyah pantolon mu? Yani oluyor? Hani en yakın o gibi, yoksa kim yapacak bunu? Ya böyle. Ben damata hiç benzetemedim o tipi de. Ne tip, bileyim. Daha doğrusu tipsiz biraz. Evet. Yani. Sakallı makallı. Zavallı. Böyle saçma sapan. Yani. Diğerleri de biraz bak bayıldı kaldı kızcağız, görüyor musunuz hocam koltuğa? Yazık, eziyet etmiş orada, işkence ya. Şimdiden daha düğün gecesine başlıyor. Tabii. Tabii. Yazık. Yazık. O yavrum da böyle duruyor yani. Yazık. Bir de sen karışma diyor yandakine. Görüyor musunuz bak?
O kimse, normal, sen karışma diyor. Normal değil zaten. El, i̇şte el hareketlerine bakmasın. İşte bu böyle kendi bakmasın. malı gibi Yok, gibi görmek evlendiği kişiyi. El hareketlerinden o kişi normal değil zaten. Artık böyle benim... düğün olur mu? Bunlardan vatana millete ne hayır gelecek? Tabii canım. Allah ıslah etsin. Bu kız benim kızım olsa ben kahrımdan... Evet, önce cüzdana değil. Gönle bakacaksınız. Gönle. Ya. Maaşı ne kadar? İlk sorduğu soru damatta. Kız da güzel mi? E güzel. Ama içinde ne haset ne fesat varsa... Ya da o cüzdanı kabarık gösterip altında ne hileler, sahtekarlıklar varsa. Önce insanlık arayacaksın. İnsanlık Allah aramak lazım. Allah yardımcısı olsun. Allah bütün gençlerimize hayırlı, güzel evlilikler nasip etsin. Amin. Güzel insanlarla karşılaştırsın. Amin. Yüzünü evladından, ya, eşinden, tabii. yani akrabalarından güldürsün. Bir ömrü yakıyor böyle, ayrılamıyorlar vesaire ya. Sıkıntılar. Peki hocam, birazdan bebek sahibi olmak için dua okuyacak hocamız. Ve birazdan en önemli soruyu unuttum. En önemli sorulardan birisi. Yüklediğiniz resimlerden nazar sahibi olur musunuz? Yani buraya bir sürü bizim kendimizin, çoluğumuzun çocuğu, ben göstermiyorum gerçi de bir sürü resim yükleniyor. Resimden nazar geçer mi onu soracağız. Hemen dönüyoruz efendim. Nazar konuşalım. Bu bebeği görenler şoke oluyor. Bu bebeğin vücudunda Arapça Allah yazıyor. Vücudunda Arapça ayetler de bulunan bebek için Profesör Doktor Mustafa Karataş ne diyecek? Az sonra. Bu bebeği görenler şoke oluyor. Bu bebeğin vücudunda Arapça Allah yazıyor. Vücudunda Arapça ayetler de bulunan bebek için Profesör Doktor Mustafa Karataş ne diyecek? Az sonra. Ne kadar enteresan. Şimdi bu bebeğin vücudunda ayet sonradan mı yazılmış, böyle mi doğmuş? Ben orayı tam anlamadım. Bir gösterir misiniz onu hocam? Bir dikkatle bakar mısınız siz de? Verin arkadaşlar lütfen. Bu kadar mı görüntü? Ha. Ne yazıyor hocam? Şimdi bu orta tarafta felenekussanne aleyhim. Burası öyle. Felenekussanne aleyhim. Evet. Yok, devamında da var. Yok, doğuştan değil. Bunu birileri bir yazmış. Bir dakika, şimdi burada Allah yazıyor. Yazmışlar bunu. Efendim. Kınayla belki de yazmışlar. Evet. Çocuğun bacağına. Bu alel hayri kuma. İnnehu alemu lehum fe innehu. Şimdi bunlar normal olarak vücutta hani sinirler, damarlar, kan beni vesaireyle kendiliğinden şey olur. Bir şekil olur ve onlar hani Allah lafzına benzer, maşallah'a benzeyebilir vesaire. Kısa kelimeleri benzetebilirsiniz. Fakat bu %99.9 diyelim. Hani %1'ini de bırakalım. Binde bir bir ihtimalle yine kalsın. El yazısı bir kalemle çocuğun ayağına, yüzüne yazmışlar. Niye yaparlar ki böyle Niye bir şeyi? Niye yapmış? İşte biz burayı konuşalım diye yapmış. Çok yaşayın hocam ya. Yoksa ama doğru yani. Buraya kadar gelir miydi? Haberleşmiş bu. Biz de oradan Şimdi, bulduk. Böyle enteresan bir şey. Adamın diye. Biri ormanda yaşıyormuş. Ormanda iskeleden itibaren taşları yemek yasak diye yazmış. Taşları yemek yasak. Taşları yemek yasak. Hani çok yemek isteyen çiçekleri varmış. Koparmayınız yazılabilir. İşte hayvanları avlamayın yazılabilir. Çimenlere basmayın yazılabilir ama taşları yemek yasak. Allah Allah, duyulmadık bir şey. Adam takip etmiş. Biraz daha gitmiş, yine taşları yemek yasak. Ok gösteriyor bu tarafı. Gitmiş orası burası dere tepe düz gitmiş. 3 günlük yol gitmiş, hala taşları yemek yasak. Sonunda varmış bir kulübe. Kulübede bir ihtiyar. Allah Allah. İhtiyara selam vermiş, demiş ki baba niye bu taşları yemek yasak yazdın da bizi bu kadar yordun? O da demiş ki evlat, eğer taşları yemek yasak yazmasaydım sen buraya kadar gelmezdin. Allah Allah.
Yani doğru. Evet, nereden bulacak? Nereden bulacaktı orayı? Kimse uğramaz. Adam da canı sıkılıyormuş. Ziyaretçi gelsin diye. Şimdi bunlar da böyle. Almış kalemi eline yazmış. Bunun hiçbir özelliği yok. Efendim bir Kur'an'dan kendine göre bir ayet yazmış. Peki. Maalesef. Hocam iki tane duamız var. Biri, biri evlat sahibi tevbe, olmak isteyenler istiğfar, için. Duası, tövbe biri duası. Tövbe etmek isteyenler bir de için. Evlat duamız. Ama ondan önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin annesinin vefatı, dedim ya, ciğerleri yakan bir olay var. Mevlid-i Nebi, Amine onun annesi. Hı hı. Ne diyor? Abdülmuttalip dedesi. Babası Abdullah, amcası Ebu Talip. Süt annesi de Halime. Onun, Halime'nin kuzusu sevgili peygamberimiz. Hı hı. 571'de Mekke'de dünyaya geldi. Mekke'de yaklaşık 3 yaşına kadar süt annesi Halime'de kaldı. İki defa verildi hatta süt anneye. Ki orada Beni Sa'd yurdu. Ben gittim. Taif'ten daha da ötede. Hmm. Mekke'ye yüzlerce kilometre uzakta süt annesi büyüttü. Niye kendi annesi değil? Kendi anneleri bir sütleri olmuyor. İki şehrin havası, çocuklar yaşamıyorlar. Allah Allah. Mekke'nin ağır havasına çocuklar küçükken dayanamıyorlar. Yaylalara götürüyor, gönderiyorlar serin havalara. Üçüncüsü orada çocukluğunda Arapça dilini bozulmamış şekliyle öğrensin diye. Hmm. Arapçaları, yani kendi dilini daha güzel öğrensin diye, temiz havayla büyüsün, temiz gıdayla büyüsün diye böyle bir adet var. Annesi hep hasretini çekti. Evet, annesi niye gitmemiş? Annesi nasıl gitsin oralara? Çok uzak. Çok uzak yer. Onlar sadece 2-3 yılda bir getiriyorlar. Ve böyle getirdiler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı. Annesi daha doymadan o evladının sevgisine, kokusuna babasını ziyarete gitmek istediler. Babası peygamberimiz doğmadan 3-4 ay önce Medine yolunda vefat etmişti. Ya. Medine'de akrabaları var Resul Efendimizin. Mekke'de doğdu ama Medine'de de akrabaları. Peygamberimizin dedelerinden biri evlenmiş. Onun sülalesi devam ediyor orada. Peygamberimizin annesi de onlardan. Hmm. O taraftan. Dolayısıyla akraba ziyaretine gittiler ve Resul Efendimiz de yol boyu beraber gitti. Medine'de kaldılar. İlk defa daha güzel bir şehri gördü, köyü gördü, işte havuzları gördü, çiçekleri gördü, gülleri gördü. Bebek. 5-6 yaşlarında. Ha, çocuk. Sonunda da Resulullah Efendimiz de annesi ve yanlarında Ümmü Eymen isimli annesinin yardımcısı, peygamberimizin babasının mezarını ziyarete gittiler. Ebva denilen bir mevkiye yakın. Babasının mezarının başında Resulullah Efendimiz ilk orada daha babasını kaybettiğini farkında. Hmm. Yani orada babasının acısıyla kavruldu, annesine sorular sordu, annesi babasının öldüğünü anlattı. Oradan dönüşte de annesi hastalandı. Ya. Daha yolda bir müddet gittiler, yolda tabii o günün yolculuğunu düşün, deve ile sıcak kumlar, efendim güneşin altında. Ebva denilen yere gelince hastalandı annesi, peygamberimiz. Üç kişiler, yanında bir de Ümmü Eymen isimli hizmetçisi var. O hanımefendi var. Peygamber annesi Efendimiz. De kendisi. Evet, hanımefendi de genç. Annesi de genç. Daha yaşı çok fazla değildi annesinin. Çünkü ilk evlendi. Ardından eşini kaybetti. Çocuğu dünyaya geldi. İlk çocuğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Belki de 25 yaşlarında falandı. İşte 25-26 yaşlarındaydı annesi. Babasının kabrini ziyaret ettikten sonra hastalanınca hasta yatağa düştü. Yolda mola vermek zorunda kaldılar. Ve annesi anladı vefat edeceğini. Ya. Peygamberimizin. Sarıldı peygamberi. Bir daha okşadı, kokladı, bağrına bastı. Ayrılmak da varmış dedi yani. Bunca hasretten sonra yeni kavuşmuş oğluna. Resul Efendimiz tabii daha 6 yaşında çocuk. Annesi elinde eriyor, gidiyor. Onu bizzat görerek annesi peygamberin huzurunda, da 6 yaşında peygamberin yanında vefat etti. Gözlerini kapadı. Ümmü Eymen'le tek başına kaldılar yolda. Sonradan haber gönderdiler Medine'ye de. Medine'de yardımcılar geldiler. Peygamber Efendimiz'i Mekke'ye beraber ulaştırmak için o gün yolculuğunda. Şimdi babasını görmemiş. Ardından 6 yaşında annesine kavuşmuş. 2-3 senedir yanında. Onu da 6 yaşında kaybetmiş. Ya.
O çocuğun acısıyla düşünün, Mekke'ye bu şekilde geldi, ana baba yok. Hem yetim hem öksüz. Hem yetim hem öksüz kaldı. Dedesi sahip çıktı. Dedesi Abdülmuttalip, Mekke'nin yöneticilerinden biriydi. Uzun yıllar dedesi büyüttü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Yaklaşık 15-18 yaşları sırasında da amcası, dedesi vefat edince amcası sahip çıktı, Ebu Talip. Mekke'de mahzun, üzgün bir peygamber yetiştiğini görüyoruz. Ya. Yalan asla söylemeyen, emin sıfatını almış, gençliğinde bile hiç yalana müracaat etmemiş, yanlış bir iş yapmamış. Muhammed dedikleri zaman işte el emin, doğru dedikleri insan gösterilir hale gelmiş. Böyle bir peygamberimizin o doğumunu pazartesi idrak edeceğiz. Evlat acısı gören, ana baba acısı görenlere de peygamberimiz en güzel örnek olsun. Çocuklarını da kaybetmiş. Erkek evlatlarını. Erkek evlatlarını da, kızlarını da. Sadece Fatıma kendisinden sonra 6 ay daha yaşadı. Radiyallahu anha. Diğerlerinin hepsini de, bütün evlatlarını da, 5'ini de kendinden önce vefat ettiler. Cenab-ı Hak peygamberimizin şefaatine nail eylesin. Amin. Duamız onunla birlikte olmak. Mahşer günü ve cennette inşallah. İnşallah. Tövbe istiğfar duası edelim. Ardından da burada da kardeşimiz Ceylan Hanım mıydı? Ceylan Hanım. Evet. Onun gibi olan bütün evlat isteyen kardeşlerimiz için dua edelim inşallah. Gözlerimize de dua edelim. Evet. Hepsine dua hepsine, edelim. Bütün hastalarımıza muradını Cenab-ı Hak versin. Amin. Beklentisi, dilekleri olan kardeşlerimizin dileğini ihsan eylesin. Amin. Estağfirullah. 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 El azim, el kerim, ellezî lâ ilâhe illâhu, el hayyel kayyûme ve töb ileyh. Ya Rabbi senden bağışlanma diliyoruz. Bizi bağışla, affeyle Allah'ım. Ve eselü tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvâbur rahîm. Allah'ım sana tövbe ediyoruz. Bizi bağışla, hidayet sendendir. Sen tevvapsın, sen rahimsin. Ya Rabbi merhamet sahibisin, bizi bağışla ya Rabbi. Tevbet abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşura. Allah'ım tövbemiz sanadır. Zalim nefsimize karşı tövbe ediyoruz. Nefse karşı bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Senden başka ilah yok, Rabbimiz sensin. Halakteni, bizi sen yarattın. Ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetaat. Biz senin kullarınız. Sana verdiğimiz sözde gücümüzün yettiğince duruyoruz. Eûzu bike min şerri mâ sanâtu. Yaptıklarımızın şerrinden sana sığınıyoruz. Ve ebû leke bi nimetike aleyye ve ebû bi zenbî. Fâfirli fe innehu lâ yâfiriz zünûbe illâ ent. Ya Rabbi nimetlerin sonsuz. Günah işliyoruz, hata ediyoruz, yine nimet veriyorsun, affediyorsun, bağışlıyorsun, merhametin sonsuz, bizi bağışla, senden başka günahları affedecek yoktur Allah'ım. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evlat bekleyen yavrular, evlat bekleyen insanlarımız var. Ya Rabbi bebeği olmayan, evlat hasreti çeken kardeşlerimiz için de şu duayı yapıyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Amin. Vellezine yekuluna Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin vec'alna lilmuttakina imama. Ey Rabbimiz, eşlerimiz ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. Amin. Ya Rabbi sana karşı gelmekten bizi sakınanlardan eyle. Amin. Evladımızı, ahfadımızı da sana muti eyle Allah'ım. Amin. Evlat isteyen kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eyle Allah'ım. Amin. Geçmişlerimize, ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Lillahi Teala'l Fatiha. Errahmanirrahim. Amin. Bütün dualarınız kabul olsun. Tez zamanda istediğiniz her şey gerçek olsun. Hayırlı şeyler isteyin. Allah yüzünüzü güldürsün. Bir tek sual kaldı. Bugün çok güzel gittik. Bir tek şeyin suali. Cep telefonla yüklediğiniz işte Instagram'a başka yerlere fotoğraflar nazar çeker mi? Nazar gelir mi oradan? Hemen konuşacağız. Geliyoruz efendim. Profesör Mustafa Karataş hocama, Profesör Doktor Mustafa Karataş hocama son bir sual.
Hocam Instagram'a bir sürü fotoğraf yükleniyor. Maşallah diyoruz bakarken, bazen öyle güzel bebekler, çocuklar, ne bileyim aileler ya da biz fotoğraflarımız var ki nazar çeker mi, nazar değer mi orada? Aslında nazarın tam karşılığı ayındır, el aynı gözdür. Göz değmesi diyoruz ya, hı hı. Göz değer, göz de sinerji var. Dolayısıyla bir takım insanlarda bakışlarında ışınlar vesaire yayılıyor. Bunlar etkiliyor insanı, o bakış. Bakışlar hı hı. Yalan söylemez. Fotoğrafınıza bakıldığını siz nereden göreceksiniz? Nereden algılayacaksınız? Dolayısıyla fotoğrafına bakarak o sahtekarlar, büyü yapan, muska yapan, istihar edenler falan var ya. Hı hı. Onlar hepsi aslında yalan, palavra. Ha, dolayısıyla şey fotoğraftan yani. Nazar değmez. Tamam, iyi, en azından onu da öğrenmiş olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün mutluyuz. Ceylan nihayet inşallah evladına doğru bir adım atacak. Kayseri'ye gidiyor annesiyle, eşiyle beraber. Canım Allah razı olsun. Dualarınızı sizi gönderiyoruz. Sağlıkla, sıhhatli haberlerinizi bekliyoruz. Hocam görüşmek üzere. Hayırlı cumalar efendim. Hoşçakalın efendim. Hayırlı cumalar.